Selam. Bugün 30 Aralık 2021. 2021'in son günü. Altay Cem Meriç'le beraberiz. Hoş geldin Altay. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Uğraşıyoruz. İyi. Ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlara hızlı bir soru sorayım. Arkadaşlar, seste ve görüntüde bir sorunumuz var mı? Seste ve görüntüde bir sorunumuz yoksa inşallah başlayalım. Evet arkadaşlar, çayım hazır demişler. Ne kadar güzel. Herhalde bir sıkıntı ve problem yok. Sen başta istiyorsan sevgili arkadaşım, ne konuşacağız bugün inşallah? Hocam siz buyurun. Ben Ben yani buyurun. girişini siz yapın Tamam. istiyorsanız. Ha. Tamam, girişi ben yapayım o zaman. Şimdi Kur'an'ı anlamada yöntem seçimi gibi bir konu seçtik inşallah. Benim biraz radikal bir tezim var. Radikal bir hipotezim var. Ve bu hipotez ilk duyulduğu zaman çok kabul edilebilir bir hipotez gibi gözükmüyor. Şöyle, ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki Kur'an'ın anlamı dışarıdan Kur'an'da yazmayan, hadis kaynaklarında yazan, rivayetlerde yazan, dışarıdan bazı bilgilerle değiştirildi, tahrif edildi. Kur'an'da yazmayan bir takım bilgiler bu bağlamlarla okundu ve Kur'an'ın anlamları değiştirildi gibi çok radikal bir iddiam var. Şimdi normal şartlarda biri bana böyle bir iddiada bulunsaydı ben bunu ciddiye alıp dinlemezdim. Nitekim uzun yıllar dinlemedim de. Bu iddiam çok radikal ve çok şey bir iddia olduğu için, olağanüstü bir iddia olduğu için buna dair çarpıcı bir kanıt getirmek gerekiyor haliyle. Yani çarpıcı bir kanıt getirmeden şey yapmak mümkün değil ve Kur'an anlamada yöntem seçimi derken de benim kastettiğim nokta şu. Ben hakim geleneğin Kur'an'ı anlama yönteminin baştan sona yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bu yanlışın da bir hata sonucu değil de kasıtlı olduğunu çoğu zaman düşünüyorum ve zannediyorum. Bunun için de şöyle bir şey düşündüm. Nisa suresi 4. surenin 24. ayetinde cariyelik diye bilinen şey var ya. Bunu bir örnek olarak seçip bu hükmün Kur'an'a sonradan eklendiğini ve bu eklemenin de çok acemice yapıldığını göstermeye çalışacağım inşallah. Bir örnek Şimdi bir üzerinden gitmeyi saniye. tercih ediyorum. Evet. Önce şey yapalım hocam. Bu çok usulü dağıtır. Şimdi önce ben birkaç girizgah yapayım. Tamam. Kendim açısından en azından. Şimdi ben Kur'an hakkında örgün bir eğitim almadım. Alaylıyım yani. Kendi kendine Kur'an öğrenen insanlardanım. O yüzden burada bir görüşü veya şeyi temsil etmiyorum. Yani en azından benim cehaletim burada kimseyi bağlamaz. Bu meselenin çok basit bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Kur'an'ı anlama meselesini. Yani çünkü şöyle bir problem yaşıyoruz biz Müslümanlar olarak. Kur'an anlama dediğimiz şey çünkü direkt örneğe daldığımız zaman usul kaynayacak arada. Yani ana esasları önce konuşalım ki örnekler daha başka hususta ele alınabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Kur'an'ı anlama dediğimiz mevzuda bir herkesin meal okuyarak anlayabileceği şeyler var Kur'an üzerinden. Yani kıyamet var, işte Nebi Aleyhisselam peygamberliği ve benzeri herkesin mealden anlayacağı şeyler var. Bir de daha detaylı şeyler var. Yani çok daha aşağı inildiğinde detaylanan, dallanan, budaklanan, çeşitlenen şeyler var. Şimdi Kur'an anlama dediğimiz husus üzerinde konuşacaksak biz şu burada herhalde anladığım kadarıyla en basit ve meali bir kere okuyan herkesin anlayacağı şeylerden bahsetmiyoruz. Doğru anlıyorum, değil Tartışılır. mi? Tamam. Şöyle, benim Hı. özellikle seçtiğim örnek şu. Mesela Diyanet'in tefsirini kullanabiliriz. Çünkü Diyanet en nihayetinde hakim geleneğin üzerinde ittifak ettiği görüşleri sunuyor Şimdi şurada diyebiliyorum. şöyle bir problem. Yok, hayır. Şöyle bir problem var hocam. Şimdi ben zaten bu konu buradan başladığı için biraz problem oluyor. Hakim gelenek dediğimiz şey nedir? Hakim gelenek dediğim şey şu, dört mezhebin üzerinde ittifak ettiği şeyler değil. Kaç Yani tanedir hocam bu mesele? mesela basit bir şey söyleyeyim. Bir tane örnek seçiyorum. Şimdi Gürkan Bey Evet. örnek konuşabilir Kaç miyiz? tane olduğunu şey de bilmiyor. Sen söyle adını. Yani ben şunu sorduğum zaman ya dört mezhebin üzerinde ittifak ettiği kaç tane konu var? Bunu dört mezhep Hı. de zınk diye çıkartmıyor. Bu nedenle bunu benim bilmem mümkün değil. Fakat burada şöyle bir şey var. Hani ateistlerin şu yaklaşımlar oluyor ya. Kur'an'ı eleştirirken getirilen bazı yaklaşımlar var ateist Hı arkadaşlar hı. tarafından. Bu yaklaşımların bir kısmı saçma olabilir. Ama bir kısmı bana da makul geliyor.
Ve ben bu arkadaşlara yaklaşırken mesela bazı konular var ki şu şekilde yaklaşıyorum. Sadece ben değil, başka arkadaşlar da. Ya arkadaş, siz Kur'an'da bu var diye itiraz ediyorsunuz ama evet, Kur'an'da yazan gerçekte o değil gibi bir argümanımız var bizim. Bu da bir nevi şey konusu olmaya başladı. Ya arkadaş, siz Kur'an'da bunun yazmadığını iddia ediyorsunuz. Çevirilere bakıyoruz. Çevirilerde bu yazıyor. Ve arkadaş haliyle soruyor ki, ben Arapça da bilmiyorum. Bu dediğinin doğru olup olmadığını nasıl test edeceğim diyor. O zaman bizim şöyle bir şey göstermemiz lazım. Bu kadar da zor olmamalı. Yani Kur'an'da bu yazıyor Şimdi mu yazmıyor mu konusu. şöyle bir şey var hocam, problem var ortada. Yani ben nasıl anlatabilirim size? Burada mesela tıp hakkında konuşacağız ve siz diyorsunuz ki biz işte sirozun işte portal hipertansiyon kısmının portal hipertansiyon kanamasına verilecek tedavinin cüzü hakkında konuşalım gibi bir husustayız şu an. Ben diyorum ki tıp üzerine böyle konuşamayız. Yani ben şimdi o konuyla ilgili konuştuğumuz her şey esasen daha üstteki meselelere bağımlı. Şimdi mesela ben çok daha temel bir şey soracağım size. Yani çok daha bazal bir şey soracağım. Bizim Kur'an'ı anlamamız diğer şeyleri anlama faaliyetimizden farklı mı? Bence Yani değil. biz değil, değil mi? Yani biz Değil. tarih anlarken de felsefe anlarken takriben, çünkü insan melekesi böyle çalışıyor ve Tabii. hakeza biz normal insanların başka şeyleri anladığı gibi Kur'an'ı anlıyor olmasaydık şöyle bir problemle karşılaştık. Kur'an anlaşılamaz bir kitap olurdu. Evet. Herkese bununla ilgili deliller gerekirdi. O zaman bizim bu anlama dediğimiz şeyi bir tasnif etmemiz lazım. Yani öncelikle bazal anlama, işte benim o meal okuyan kişinin anladığı şey, yani Kur'an'dan herkesin ihtiyacı olan ahirette yükümlü olacağı şey. Bizim burada konuşacağımız veya sizin şu an açmak istediğiniz konu çok daha detay, yani bir nasıl diyeyim, mesela ben bununla ilgili bir mürtet videosu çekmiştim. Videoyu YouTube bayağı bir hırpaladı. Uluslararası hukukla alakalı filan bir mesele, yani ceza hukukuyla alakalı bir mesele. Biz şimdi bunu, Fransa'nın ceza hukukunu bilmiyoruz şu an. Yani ben bilmiyorum mesela. Uluslararası hukuku nasıldır, savaş hukuku nasıldır Fransa'nın? Ama burada tutup anakronik bir şekilde 700 yıl önceki veya 800 yıl önceki, 1000 yıl önceki uygulanan bir hususun o tarihi koşullarını, o çağın şartlarını veya emrin tipini Ben ama şöyle anlamaksızın. yaklaşayım. Ben muhtemelen ne kastettiğimi bilmediğim için olayın bu kadar vahim olduğunu tahmin etmediğini zannediyorum. Şimdi Yani şöyle bir problem var Gürkan Bey. Biz bir önceki tartışmada da bunu yaşadık. Yani biz burada şimdi bir usulü Kur'an'ı anlama yöntemi üzerine bir şey konuşacağız. Fakat ben şu tartışmaya girmek istemiyorum. Yani cariyelik nasıldır vesaire. Yani benden bu zaten 2 senedir talep ediliyor ve ben bu hususu çekmiyorum. Çünkü kendim de anlamıyorum şu an. Anakronik, yani kafamda anakronik kalıyor mesele. Anladınız mı? Ben şu an mesela sorsam, desem ki yani, veya bu videoları izleyen arkadaşlar, ya 850 yılında bir cariyenin günlük hayatı nasıldı? Bunu anlayabilecek birisi var mı şu an? Yani bu hitap ettiğimiz kitle içerisinde yüzde kaçı bunu anlıyor? Yani o yüzden ben hem cariye meselesine cevap vermiş olacağım, hem de Kur'an'ı anlama yöntemi üzerine konuşmuş o olacağım, hem de zaman hiç istemediğim bir örnek o üzerinden. zaman o zaman şöyle yapabiliriz. Şimdi ben insanların basit anlaması açısından net bir şekilde örnekler üzerinden bir konunun anlaşılabileceğini zannediyorum. Tamam, Alak suresi üzerinden konuşalım hocam. Mesela Alak suresi üzerinden konuşabilirsiniz. Tamam mı? Hiç itiraz etmem. Dersiniz ki benim tezim şu. Çünkü ben bir hipotezim var. Hipotezim Kur'an'ın anlamları, bakın Kur'an'ın anlamları Kur'an'da yazmayan sözcükler Kur'an'a eklenerek, Kur'an'ın anlamına eklenerek ama. Kur'an'ın Delil metnine nedir değil. hocam? İşte onu getireceğim. O da Nisa suresi 24. ayette Ya yazmayan hocam şu an bir ibarelerin, şey söyleyeyim mi? evet. Biz o zaman bunun tartışmanın hususunu Kur'an'ı anlama yöntemi değil, Evet. cariyelik mevzu açıp öyle tartışmamız gerekir bunu. Yani Hı. çünkü bu Kur'an'ın anlamı ile ilgili mesela şu an güncelde insanları gıdıklamayan başka Aa, bir çok örnek yok mu gıdıklıyor. aklınıza gelen? Çok gıdıklıyor. Bu Tamam, gıdıklamayan bir örnek yok mu? Çünkü ben şu an iki şeye cevap vermek zorundayım o zaman. Ha yok, ben sizden şey demeyeceğim. Benim yaklaşımım şöyle olmayacak. Cariyelik nedir, ne değildir meselesi değil. Çünkü siz anladığım kadarıyla şey konusunda bir sıkıntınız var. Ne söyleyeceğim hakkında bir bilginiz yok. En azından bir ya bir 5 dakika dinleyip ha bir saniye ya bu adam bir şey Yok, ben anlatıyor. zaten şöyle söyleyeceğiniz şeyden de ziyade bir girizgah da yapılması gerekiyor bence bu mevzuya. Yapın. Ya şimdi biz mesela şu mesela hocam, biz mesela meal, ben diyorum ki her şeyi biz böyle anlıyoruz ve Platon üzerine konuşacağız diyelim. Siz Platon metnini aldınız, okudunuz. Yani her şeyi anlar gibi anlıyoruz değil mi? Platon devletini de anlıyoruz biz Evet. oturduk okuduğumuzda. Ve Tamam. yaklaşık insan dediğimiz anlama faaliyeti böyle bir şey. Şimdi biz Platon devletini okurken bir kere okudu bir insan bugün.
Yani felsefeden nispeten anlayan herkes bu söylediğimi anlayacaktır. Platon Devleti'ni bir kere okuyan bir insan belli şeyler anlayacaktır bu metinden. İşte Platon Devleti'nin insanların ahlakını yükseltmesi gerektiğini düşünür ve benzeri ve benzeri. Peki bu insan dese ki Platon'un Devleti'ni bir tercümeden okuyup ve Platon'un hayatıyla ilgili, o dönemin coğrafyasıyla ilgili bir şeyler de bilmiyor. Yani işte Platon'un bir aristokrat olduğunu bilmiyor. Sokrates'in işte aristokrasi, yani Sparta'nın kurduğu aristokratik diktatör bir 30'lar meclisinde görev aldığını bilmiyor. Daha sonra Atina'da işte ne bileyim Yunan şeyin demokrasisinin bir zafer kazandığını ve bu aristokratları yargılamak istediğini bilmiyor. Ve Sokrates'in sadece felsefe yaptığı için öldürüldüğünü zannediyor. Böyle bir zannı var adamın. Şimdi bu şahıs bu arka planı bilmeden Platon Devleti'ni düzgün anlayabilir mi? Veya şimdi tamam. Bu söylediğimde bir tık daha aşağı inebilir, onu da söyleyeyim. Arka metin okumasının dışında bir tık daha aşağı inildiğinde direkt Yunanca gerektiren şeyler gerekecek. Yani daha da detaya inmek istiyorsak, biz daha da aşağı inmek istiyorsak, yani Platon hilomorfe derken neyi kastediyor? Suret derken neyi kastediyor? İdea derken neyi kastediyor? Bunları anlamak için bizim o dili bilmemiz gerekiyor. Yani biz bütün metinleri böyle anlıyorken, iş Kur'an'a geldiğinde bambaşka bir zemine kaydırıp, Kur'an sadece meal okunarak da her detayı anlaşılabilen, her yönü kavranabilen bir kitaptır. Evet. Demek sağlıklı değildir. İşte ben aynı şeyi söylüyorum aslında ama nedense anlaşamıyoruz. Şöyle, biz herhangi bir metni anlamaya kalktığımız zaman, mesela ben bir şey konuşma yapsam, desem ki, ben size desem ki kapı açık. Ne demek kapı açık? Sürekli aynı örneği veriyorum. Bundan bir şey anlayabilir misiniz? Kapı açık. Anlaşılır. Bence anlaşılmaz. Neden? Çünkü kapı açık bağlamsız bir cümledir. Şöyle bir örnek düşüneyim. Ben oturuyorum, tak 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 kapı çaldı ve ben seslendim, kapı açık, kim o dedim. Ahmet, kapı açık dedim. Ha, ben kapı açıkla Ahmet'e gel demiş oluyorum. Kapı açığın buradaki anlamı gel demek. Ahmet'le konuşmaya başladım. Ahmet'le aramız gerginleşti. Ahmet dedi ki, ya Gürkan sen bana çok sert çıkmaya başladın. Ben Ahmet'e dedim ki, birader kapı açık. Ahmet'e de şimdi defol demek istedim. Bu arka plan, yani bu olayın arka planı kapı açık cümlesinin anlamını anlamamı değiştiriyor. Şimdi benim tezim şu. Kur'an'da buna benzeyen bir takım olaylar var. Ayette kapı açık yazıyor ve kapı açıktan önce kapının çalındığı bilgisi var. Ama bu adamlar ayeti defol diye anlıyorlar. Şimdi diyorum ki, ya neden bunu defol diye anladınız? Çünkü ayette yazmayan bir rivayet ekliyorlar oraya. Şöyle bir olayda Allah Resulü'nün yanına şöyle bir kişi geldi. O da böyle dedi, bu nedenle diye bir anlam yüklüyorlar. Şimdi bu teorik bir örnek oldu. Ve bu teorik örnek hiçbir şey ifade şimdi etmiyor. Şöyle, evet. Çok şey ifade etti. Şimdi ben mesela bu teorik örneğiniz üzerine bir tık daha meseleyi şey yapayım. Fıkıh usulü biliyorsunuz bizim, yani sizin gelenek dediğiniz olgunun, ki ben bunun şu an istifade edeni şeyindeyim. Bu işe hakim birisi değilim. Hakim olsaydım kesinlikle videosunu çekerdim. Çünkü enfes bir şey. Yani kesinlikle video serisi çekerdim. Bugün Batı'da hermenötik denen yorum bilim, ki bilim kelimesinin biraz ifade edilmiş haliyle böyledir. Bizde fıkıh usulüdür karşılığı. Yani bir metin nasıl anlaşılır? Bunun felsefesi yapılmıştır İslam şeyinde. Mesela sizin söylediğiniz örnek. Bizde mesela açıklık ve delalet bakımından lafızlar tasnif edilmiştir. Mesela siz diyorsunuz kapı açık bağlam içinde. Mesela diyor ki bir lafızın zahir olur. Yani lafız buna işaret etmez ancak bu ondan çıkarılır. Misal verecek olsak mesela ayet-i celle, yani bağlam şey diyorsunuz, bu tasnif edilmiştir. Peki ben yani bir şey soracağım. Tek bir şey soracağım. Mevzu şu. Tek bir şey soracağım. Tamamlayayım ondan sonra. Tamam. Ben tamamlayayım ondan sonra sorun. Şimdi biz bunu zaten tasnif etmişiz. Yani demişiz ki lafzın zahiri var, nassı var vesaire vesaire diye tasnif etmişiz. Şimdi bunu sadece bir hadis var ve bu hadisten dolayı böyle söylenildi. Bu çok fıkıh usulünü indirgemek oluyor. Hani siz diyorsunuz ya gelenek işte böyle diyor. Aslında geleneği şu an mesela bilmeyerek tenkit ediyormuşsunuz gibi oluyor. Çünkü bu söylediğiniz tasnifler çok detaylı bir şekilde yapılmış. Öyle değil. Var. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle. Yani metinden. Tamam. Şimdi bir örnek üzerinden gidersek dünyanın herhangi bir dilinde aynı bağlamda geçen, bakın aynı bağlamda geçen, yani Gürkan'ın kaleminin kapağının rengi gibi 5 sözcükten oluşan bir isim tamlaması kurduğumu düşünün. Tamam mı? Gürkan'ın kaleminin kapağının rengi gibi 5 sözcükten oluşuyor. Dünya ve Türkçe bir metin, Türkçe bilmeyen bir adama diyorum ki birader bu ne demek bana anlat. Adamın biri derse ki ya bununla kapak kastediliyor. Bir başkası derse ki ya bununla kalem kastediliyor.
Bir başkası derse ki uç kastediliyor. Ben bunda hiçbir problem görmem. Dedim ki ya işte ne de olsa eski bir metin. Adam dili bilmiyor. Yanlış anlayabilir filan filan filan. Burada ben bir problem görmem ama şurada problem görürüm. Şayet ben peş peşe iki tane cümle kurmuşsam, iki tane cümlenin birinde beş sözcükten oluşan isim tamlamasına kalemin kapağı diyorlarsa, bir ikincisinde aynı beş sözcükten oluşan cümleye kalemin kapağının rengi diyorlarsa ve arkadaş neden bu böyle dediğim zaman, neden bu böyle dediğim zaman, bu böyle çünkü işte o açıklamalara da, çünkü Ubey bin Kab'ın nüshasında aslında şöyle bir ibare vardı. O zaman bu, yani neden yazanı okumuyorsun da başka bir şey okuyorsun dediğim zaman benim kafam çalışıyor. Ama problem şu. Maalesef ben geleneği takip eden arkadaşlara bak bu kadar abartılı örnekler var ve bu kadar abartılı örnekler olduğunu görmek istemiyorsunuz. Çünkü örnekler üzerinden gitmek yerine usule takıyorsunuz. Aslında Hayır, mevzu şu Gürkan Bey, şimdi ben diyorum ki örnek üzerinden de mesela Alak suresini açalım ve tamam. biz burada insanları gıdıklamayacak bir örnek üzerinden siz bana anlatın yanlış anladığımızı. Ama siz cariye mevzunu şu an konuşmak istiyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Ben de bu mevzuyu yeterince bilmediğimi düşünüyorum. İyi çalışmadığımı düşünüyorum ki 2 yıldır böyle düşünüyorum ısrarla talep edilmesine rağmen. O yüzden sağlıklı bir örneğiniz varsa buyurun konuşalım. Ama mevzu şu, siz şimdi gelenek deyince benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey var zihninizde. Siz gelenek deyince bir şey anlıyorsunuz. Böyle Ki değil. o zaman şöyle Yani gıdıklamayan bir bir saniye. örnek. Özür Tamam. Gıdıklamayan bir dilerim. örnek. Özür dilerim. Siz şimdi gelenek deyince 2 tane husus var hatalı şey yaptığınız. Benim anladığım kadarıyla. Bir, bunları tek sınıf zannediyorsunuz. Yani mesela bizim Hanefi usulü dediğimiz şeyle sizin atıyorum bir Hanbeli usulü, Şafii usulü bunlar çok başka. Bambaşka yani. Ve sizin herhangi bir tefsir kitabında okuduğunuzda bu tasnifleri böyle çok detaylı öğrenemiyorsunuz. Anladınız mı? Mesela çok bariz farklılıklar var arada. Ve bunu tek tipe indirdiğinizde ve bulanıklaştığında zannediyor ki muhatap yani burada tek fark işte şu hadiste böyle denildi, bundan da böyle denildi. Hayır, arada çok ciddi farklar var. Zaten bu kadar fluyken bunu kabul etmemek de çok anormal. Yani çünkü biz bilmediğimiz bir şeyi reddetmiş oluyoruz. Yani tevili bize gelmemiş, bizim anlamadığımız bir şeyi reddetmiş oluyoruz. Bu aynen şuna benziyor. Yine az önceki Platon örneğine dönecek olsam. Ben bir kere meal şey okuyorum, devlet kitabını okuyorum. Veya birkaç kere okuyorum. Veya birkaç farklı çevirden okuyorum. 3 tane Platon çevirisi okuyorum ben. Ve Platon uzmanlarının tamamını diyor ki ya bunlar cahil, işte art niyetli tahrif etmişler ve bilmiyorlar. Ya bu iş bununla aynı oluyor. Ve bizim az önce söylemek istediğim anlama faaliyetimiz insan böyle anlamıyor. Yani biz hiçbir yeri böyle anlamıyoruz insanlık tarihindeki. Mesela ben bir tık daha öteye gitsem siz diyorsunuz ya kasıtlı tahrif yapılmış diye. Ben mesela desem ki kasıtlı tahrifi kim yaptı? Diğer Müslümanlar neden sustu? Susmadılar. Kim konuştu? İşte onu göstereceğim ama izin vermiyorsunuz. Buyurun, buyurun. Tamam. Şimdi benim anlatmak istediğim nokta şu. Ben diyorum ki 4. surenin 34. 24. ayeti Nisa suresinin 24. ayeti özellikle ateist bazı arkadaşlar tarafından inanılmaz derecede problem çıkartılan bir ayet. Hocam siz yani gerçekten gene cari hususunu tartışıyoruz biz. Şimdi siz Yani biraz önce başka hani dediniz bizi ya gıdıklamayan bir örnek dedik ya siz dediniz ki var. ha 2.234, 2.240'a bakalım ama sıkıntı şu. Konu aynı. E Yani şimdi siz yani şimdi bir cariyet konuşmasını tartışmak için mi geldik buraya? Yoksa Kur'an nasıl anlaşıldı? Şimdi ben cariye hususuna cevap vermem için ben gerçekten cariye ile ilgili şu an video çeksem bakın şu ben anki birikimle sizin 1,5 bakın saat sürer. hayır bakın ben sizden cariye ile ilgili bir yorum Ama bak yapmanızı şimdi istemiyorum. Gürkan Bey bu çok çok şey oluyor. Şimdi siz burada zaten insanların algısının benim tersime yönelik olduğu bir yerden örnek verdiğiniz zaman bu sağlıklı Kur'an'ı anlama üzerine tartışmış olmayız biz burada. Başka bir örnek yok mu Kur'an'da aklınıza gelen? Şimdi geçen konuşmamızda bazı örnekler seçmiştim hatırlarsanız. Buyurun onu konuşalım. Ha, o Tamam, ayeti o konuşalım. zaman Buyurun. şunu Buyurun. demiştiniz Ha. ya bunlar çok önemli konular değil ve Tamam. size Yok hak yok vermiştim. Bak o hayır, konuşma bağlamında. Buyurun. size hak vermiştim. O konuşmada neden size hak vermiştim? Bunlar önemli konular değil. Şimdi cariyelik konusundan dolayı bazı insanların dinden çıkması, ben burada cariyeyi takmıyorum. Cariyelik var mı yok mu değil, bir usul. Gürkan Size bir Bey, şey o göstereceğim. söylediğiniz ayeti açın konuşalım istiyorsanız. Yani ben şimdi oradan örnekleri buyurun anlatın bana tahrifi. Ben o ayetten bak konuşalım. 4.24 mü? Hangisi? Hayır şeyi şu Meyte ayetini diyordunuz. Yenilmesi haram olan şeyler. Önceki tartışmada onu açmıştınız ki o gün de başka bir şey tartışıyorduk. O alakasız olmuştu. Bugün mesela o ayeti tartışabiliriz. Şimdi şöyle yapalım mı? Ben sizin Aha. ne yapmaya çalıştığınızı anladığımı düşünüyorum ama
Benim tezim şu sevgili arkadaşım. Diyorum ki, Yani şu. tamam, benim tezim şu sevgili arkadaşım. Diyorum ki, Kur'an'daki bazı ayetlerin anlamı bazı insanlar tarafından inanılmaz derecede tahrif edilmiş. Buna dair de benim elimde bazı örneklerim var. Ancak maalesef bazı insanlar bu örnekleri duyduktan sonra ölü taklidi yapmayı tercih ediyorlar gibime geliyor. Ölü taklidi yapmaktan kastettiğim nokta şu. Bir insan şunu diyebilir. Arkadaşım ben bu konuyu bilmiyorum. Tamam, ben bunu anlayışla karşılarım. Ama en azından şunu dinlemek lazım. Bu örnek üzerinden ben şunu göstereceğim. Diyeceğim ki ya arkadaş, Nisa suresi 24. ayette ve Nisa suresi 25. ayette peş peşe geçen iki ayette aynı sözcüklerin neden 24. ayette farklı anlam veriyorsunuz? 25. ayette farklı anlam veriyorsunuz. Neden Şimdi Gürkan Bey, 24. ayette kasıtlı şimdi bakın yani benim adı tahrif var diyorsunuz. Bu söylediğiniz sadece iki ayette mi var? Başka örneği hayır. yok mu bunun? Var ama anlatmaya Onları konuşalım, çalıştığım buyurun. o Yani şimdi ben şu an burada bir cariye, ben bu tarz mevzularda uzun çalışmadan video çekmiyorum. Ve burada tartışmak istemiyorum bunu, ki konu da cariye mevzu değil. Başka örneğiniz varsa, kasıtlı tahrif birden fazlaysa bu. Bakalım kim tahrif etmiş, diğerleri niye susmuş? Buyurun anlatın. peki ben benzer bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi bir soru soruyorum sadece. Basit bir soru soruyorum. Muhtemelen buna da teknik bir konu diye yanıt vermezseniz de size hak veririm. Çünkü gerçekten biraz teknik bir konu. Ekrana yan yana iki tane ayet getireceğim. Ben kaçıncı ayetler? İkinci surenin 234. ayetiyle ikinci surenin 240. ayeti. 240. Şimdi 2.234 ve 2.240. Şimdi ben şöyle bir şey fark ettim. Diyorum ki vellezine yuteveffevne minkum ve yezerune ezvacen ezvacen. Bu 5 sözcükten oluşan isim tamlaması. 5 sözcük isim tamlaması değil. Yani baş tarafı ismi mevsul sıra cümlesi, ben bunu insanlar kolay anlasın diye isim tamlaması diyorum buna. Tamam. Bu 5 sözcükten oluşan kısım. İkisi de aynı surenin aynı bağlamında geçiyor. İkisi de aynı surenin aynı bağlamında geçiyor. Konu aynı konu, boşanma konusu. İkisi de cümlenin baş tarafında ve özne konumunda. Dünyanın hangi dilinde peş peşe 5 tane sözcük bir yerde ölen kişiyi, bir yerde geride kalan kişiyi ifade edebilir? Dünyanın bütün dillerinde böyle bir 5 sözcükten oluşan bir tamlama kurduğum zaman cümledeki pozisyonu da aynıysa her ikisinin de aynı anlamı aynı olmalı. Ama nedense herkes bu iki 5 sözcükten oluşan tamlamaya 2.234'te farklı anlam vermiş, 2.240'ta farklı anlam vermiş. Ben de dedim ki arkadaşlar böyle bir şey olmaz. İkisi de aynı anlamda olmalı. Çünkü ikisi de cümlenin başında, ikisi de tamamen aynı 5 sözcükten oluşuyor. Yani burada bir terslik olduğunu görmüyor musunuz diyorum. Mesela örneklerden biri. Nereye varmak istediniz bundan? Buradan şuraya varmak istiyorum. Bu kadar basit bir konuyu bile, yani 5 tane sözcüğe, ya arkadaş aynı bağlamda geçen 5 tane sözcüğe bile, 5 sözcükten oluşan isim tamlamasına bile aynı anlamı vermeleri gerektiğini fark etmeyecek kadar fütursuzca ve pervasızca anlamlar değiştirilmiş diyorum. Ve bununla Şimdi ilgili, bunu meal bağlamında mı söylüyorsunuz? hayır, Tefsir bunu bağlamında mı? tefsir bağlamında söylüyorum. Çünkü bütün mealler bu tefsirlerden esinlenerek bunu alıyorlar. Yani meal yapan adamlar zaten tefsirlerden esinleniyor ve ben bunu Ferra'da okudum, Zemahşeri'de okudum. Yani Şimdi Arapça'da devamında bu ifadelerin şeyi farklı zaten, geçişleri. Birisinde fiille devam ediyor, diğerinde vasiyeten diye hazıf var diğer cümlede. Oraya fiil takdir ediliyor çünkü. fiil 240. takdir ayettekinde. etmenize sıkıntı yok. Türkçede de var bu yani. Tamam, fiil takdir etmekten bahsetmiyorum. Bakın, fiil takdir edin. Ki bence etmeye gerek yok, ayrı konu, ama
fiil Tasvip tak etmeye gerek yok. önemli değil. Şunu anlatmaya Yani çalışıyorum. şimdi şöyle, hazıf varsa orada bir fiil var demektir. Ve bu takdir edilecek. Tamam. Yani burada yoruma gideceksin Tamam. mecburen. Cem Bey, ona İki itirazım ayet yok. aynı olmuyor, onu Benim söylemek tamam, istiyorum. şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben iki ayet aynı demedim. İki ayetin baş tarafındaki beş sözcükten oluşan kısım var ya, özne kısmı. Yani Gürkan'ın kaleminin kapağının rengi diyorsam şayet. İkisinde de Gürkan'ın kaleminin kapağının rengi olur. Veya ikisinde de Şimdi Gürkan'ın kaleminin kapağı olur. Yani siz bir fiil de şöyle takdir şöyle etseniz. anlatayım. Şöyle anlatayım. Hayır, aynı şey olmaz. Türkçeden örnek vereyim size. Mesela köye gittim. Değil mi? Tamam. Bu bir cümle. Tamam. Diğerinde hazıflı bir örnek vereyim size. Köye sor. Şimdi hazıflı cümlede köye sor. Köydeki insanlara sor anlamına gelir. Ve bu Ama hazfı şimdi... benzer bir örnek vermediniz. Şöyle Hayır, benzer bir örnek vereyim. Bir saniye açıklayayım, ondan tamam. sonra şey yapın. İkinci cümlede hazıflı olduğu için köye sor dediğimiz köydeki insanlara sor anlamına gelir. Ve mütercim ya da müfessir burada hazfı takdir edip köydeki insanlara sor diye tercüme edebilir bunu. Burada beis yok. Ama sıkıntı Aynı şurada. Türkçedeki de aynı şey. Ama sıkıntı şurada. Bu ayette şunu diyorlar. Vellezine yutevaffevne minkum ve yezerune ezvacen. Arapça biraz biliyorsanız bu ya ölen kişiyi ifade eder ya hayatta kalan kişiyi ifade eder. Problem ayetin birinde bu ölen kişiyi ifade eder diyorlar. Diğerinde hayatta kalan kişiyi ifade eder diyorlar. Ben de diyorum ki bir saniye Burada arkadaş. vav'dan fark olur ve durak da var. Okunuşla alakalı da fark var. Bakın. Şimdi şöyle anlatayım. Bir Buyurun. ikinci ayette durak var şeyden sonra. Ezvacen'den Nerede? sonra ki bu ezvacen'den sonra durak Tamam. var. Tamam, ben Şimdi bir ezvacene kadar dakika. zaten diyorum Şimdi bir ki saniye. evet. Simptamlama böyle oluyor. İkincisinde çünkü burada şöyle oluyor. Vav hal vav oluyor. Tamam. Ve böyle bırakan insanlar Evet. oluyor. 234. ayette bu vav hal vavı olmayabilir. Çünkü orada durak yok. Hal vavı olmadığı için devam edip cümle ayrı bir bağlamda devam edebilir yani. Vellezine yutevaffevne minkum ve oradaki hal olmaz. Normal vav olur, devam eder cümle. Bunlar yani bu şöyle işte, zaten şunu söylemeye çalışıyoruz. Buradan bile şu anlaşılabilir. Meal üzerinden bu iş olmaz. Yani meal üzerinden bu işin olmayacağını gösterir bu. Mesela şu vav hal vavı veya başka bir vav olması her şeyi değiştirir. Haricen duraklar da şimdi bir başka problemdir bu zaten. Biz hadisleri kabul etmediğimizde Kur'an okunuşunu da sağ salim yapamayacağımız için her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi bakın, buradaki problem şu. Buradaki problem şu. Bir, ben diyorum ki vellezine yuteveffene minkum ve yezerune ezvacen cümlesi, cümle parçalığı, beş cümleden oluşan isimdeki esas problem şu. Vefat sözcüğüne biz ölüm anlamı yüklemişiz. Halbuki vefatın sözlüklere bakıyoruz. Sözlüklerdeki asli anlamı bitmek ve tamamlanmak demek. Hangi sözlüklerde? Bütün sözlüklerde. Hangileri? Mesela Mesela. lisanen Şimdi Arap'ta, burada İsfahani'de, hepsinde. gelenek bunlar. Zaten siz benim dediğimi anlamıyorsunuz. Ben geleneğin sözlükleriyle ilgili bir takıntım yok. Benim başka bir takıntım var. Benim örnekleri vermeme izin vermediğiniz için Nisa suresi 24. ayette ben Mukatıl bin Süleyman'dan, Taberi'den, Zemahşeri'den, pek çok tefsirden delil getirerek diyorum ki bu ayetlerde operasyon yapılmış. Ama dinlemek istemiyorsanız yapacak bir şeyim yok. Ya şöyle bir şimdi sizin opera biz yani cariye mevzu deseniz ben ona çalışır gelirim. Yok, hayır, Ya başka mesele bir örneğiniz cariye var değil mı diye ama merak bakın, ediyorum. hayır, Şu ayet üzerinden mesele, konuşuyorsanız burada bir şey yok. bakın burada bir şey yok, burada bir şey var. Şöyle, buradaki sıkıntı şu. Vefat sözcüğünün asli anlamı tamamlanmak, bitmek demektir. Bu arkadaşlar, ayetin bağlamı, surenin bağlamı boşanma işleminden bahseden bir ayetten bahsediyor. Boşanmanın tamamlanmasından bahsediyor. Boşanmanın tamamlanmasından bahseden bir ayeti buradaki vefat sözcüğüne ölüm anlamı yükledikleri için şöyle düşünmüşler. Buradaki kişi ölen kişi ise ayetin birinde ölen kişi evde bekleyemeyeceğine göre, öbüründe ölen kişi şunu vasiyet edemeyeceğine göre demişler. Vefat sözcüğüne ölüm anlamı verdiklerinden bu beş sözcüklük kısmın birine ölen kişi anlamı vermişler. İkinci beş sözcüğe ise hayatta kalan kişi anlamı vermişler. Halbuki tersini söylemiş de olabilirim. Dert değil. Halbuki surenin bağlamı diyorum, ayetin bağlamı, onu anlatmaya çalışıyorum. Vefat sözcüğü tamamlanmak anlamına gelir. Ve Kur'an'daki her yerdeki anlamı da tamamlanmak. Bu boşanmanın tamamlanması, boşanmanın tamamlanmasından bahsediyor.
Kişinin Bu ölmesinden ayette mi? bahsetmiyor. Evet, ikisinde Bu de. ayette mi? 2-234'te Minkumla de nasıl 2-2 bağlanıyor peki sıktıdı. boşanmanın tamamlanması? Sizden boşanması tamamlananlar diye mi? Sizden tamamlananlar, şeyi tamamlananlar, işlemi tamamlananlar, bekleme işi tamamlananlar. Minkumla çok zorlama olur o ya, Neden? Arapçada. Sizden. Nasıl? Yani sizden ölenler oluyorsa sizden Ta tamamlananlar mı sizden olması? tamamlananlar mı? Evet. Sizden ölenler gayet normal bir cümle çünkü. İşte şunu Sizden söylüyorum. tamamlananlar. Şunu söylüyorum. Yani sizden boşanması tamamlananlar diye Evet, tafsir sizden ediyorsunuz olayı. boşanması tamamlananlar. Bu işlem tamamlananlar. Peki niye araya biz böyle bir şey koyalım? Boşanması gibi. Hazıf olduğunu niye varsayalım cümleyi direkt Hayır, anlayabilirken? hazıf koymaya gerek yok. Çünkü vefatın asli anlamı zaten ölmek değil. Mecaz anlamı ölmek. Tamam, tamamlanmak diyelim. Sizden tamamlananlar başka bir şey. Sizden boşanması tamamlananlar. Hatta boşanma bile olmaz. İddeti tamamlananlar falan gibi bir anlam almaya Ha, tabii çalışıyorsunuz ki. herhalde. Yani o bağlama göre anlamaktan bahsediyorum. Benim her zaman anlatmaya çalıştığım noktam şu: bağlam. Burada bağlamda olmayan bir ölme sözcüğü anlamı eklenmiş. Mesela. Ben anlamadım. Bağlamda şimdi yutavaffa kelimesi Arapçada gayet ölme anlamında kullanılır. Kur'an'da da misli vardır diye tahmin ediyorum. Şu an aramam Var. uzun sürer ama. Mesela melekler onların vefat ettirirken dediği zaman melekler onların işini Ha, tamamlar. mesela İsa Orada Aleyhisselam için de sanki geçiyordu. evet, İsa Aleyhisselam işi tamamlandı veya vefat etti. İşi tamamlandı. Ha. Görevi tamamlandı anlamında düşünüyorum ben. Görevi tamamlandı. Yani bu sizin öznel yorumunuz Tabii olabilir fakat o ayrı buradan bir konu. tahrip ha, buradan bir tahrip Ama burada yok, burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım nokta, peş peşe geçen, aynı bağlamda geçen, peş peşe geçen 5 sözcükten oluşan isim tanımlamasına bir ayette farklı anlam, bir ayette farklı anlam vermek yerine ya şu vefat sözcüğüne Kur'an'da her yerde geçen anlamı vermek daha makul diyorum. Bununla beraber şunu da anlatmaya çalışıyorum. Yani burada esas sıkıntı şu: neden ben özellikle 4. sure, Nisa suresi 24. ayete, yani cariyelikle ilgili ayete taktığımı söyleyeyim özellikle. şimdi bir dakika, ben şimdi burada Buyurun. hala ben anlayamıyorum. Bu beş kelime, yani beş kelime olması illa aynı anlam verilecek anlamına mı gelmiyor? Çünkü şuradaki durağı niye es geçtiğinizi anlamıyorum. Şimdi mesela dedim ki ben Altay'ın kalemi kırıldı. Kaleminden sonra virgül var ki bu durak anlamına gelir. Altay'ın kalemi virgül kırıldı. Altay'ın virgül kalemi kırıldı. Şimdi durak varsa gayet anlam değişir. Yani bunda hiçbir beis yok ki. Ben anlayamıyorum ne söylemek istediğinizi. Bu beş kelime yan yana gördüğümüz her yerde aynı anlamı vereceğiz. Ki bu zaten çeviri mantığının çok ters, yani çevirinin mantığına. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Herhalde anlatamadım. Tefsirlerde sizin yaptığınız açıklamalar getirilmiyor. Tefsirlerde getirilen Getiriliyordur açıklamalar, muhtemelen. Getiriliyordur hayır. hocam muhtemelen. Getiriliyordur. Tefsirlerde getirilen Ne, neler, açıklamalar, ya neler getiriliyordur tamam. hocam? Allah aşkına Ayrı bir. konu. Tamam. Şu var. Yani bu konuyla ilgili belki hazırlık yapmak lazım. Ya şöyle söyleyeyim. Çünkü bu da bir diğer husus olsun. Aslında biz sizinle görüşürken demiş yani meal üzerinden bu iş olur mu veya Arapça olmadan bu iş ne kadar olur filan diye Peki konuşmuştuk. ben başka Bir bir şey özür sorayım. dilerim. Özür Evet. dilerim. Özür dilerim. Bir diğer problem zaten budur. Yani kaynağa ulaşmakta problem yaşarsınız. Türkçe şimdi biz Türkçe metinler üzerinde sizin bu ayetin irabını vesaire mi araştıracağınız kaç tane tefsir var ki? Ha, Türkçe ben metinden bunun üzerine araştırmıyorum söyleyeyim. zaten. Yok, Türkçe metinden değil. Hocam şöyle bir problem var. Şimdi Tahir bin Aşur'un, şimdi ben lugat yönünden önde olan tefsirleri söyleyeyim. Tahir bin Aşur'un tefsiri, Ali Hüseyin'in tefsiri, Ebu Hayyan'ın tefsiri, bunların hiçbirisinin Türkçe tercümesi yok. Yok. Ve Türkçe Ferra'nın tercümesi olan mesela, tefsirlerin de tabii Ferra'nın yok, Kutruf'un yok, yok, yok. Ahfeş'in yok, Zeccac'ın yok, yok, Türkçelerde onu çok yok. problemli. Tabii işte metne ulaşmak da problem. Hakeza metne ulaşsak dahi kuru okusak yani yüzünden okusak bile problem Bakın yani. buradaki sıkıntı şu. Ha Neden şunu da bu? söyleyeyim. Ha, Özür bakın dileyerek söylüyorum. Altay Özür Bey, dileyerek söyleyeyim. bakın. Çok iyi Arapça bilen insanlar için bile bu tefsirler Bakın başka bir şey söyleyeyim ben. Neden ben elzem. özellikle Nisa suresi 24 diyorum? Amacım problemli bir örnek, spekülatif bir örnek olduğu için bunu getirmek değil. Amacım şu: burada Arapça bilgisi çok fazla gerektirmeden bile görülebilecek. Çok Ya şimdi ciddi şöyle Gürkan Bey, zincirleme onu siz nasıl tahrifatlar. takdir, şimdi özür dilerim yanlış anlamayın da onu şimdi bu ayette de baktığınızda 5'e 5 kelime yan yana farklı anlam verilmiş. Ama Şimdi, Arapça baktığında farklı şeyler peki görüyorsunuz. madem öyle, o zaman bana lütfen, ben Nisa suresi 24. Daha. ayette ilgili, bakın siz tamam doğru Hocam şimdi söylüyor. ben anlayamadığım husus şu. Biz gerçekten buraya herhalde cariye mevzu konuşmaya geldik ve Hayır ben bakın, Kur'an'ı hayır anlama bakın. konuşacağız diye geldiğimizi düşünüyorum. Bakın. Öyle bir problem var yani. Bakın, Kur'an'ı anlamada yöntem, buna itirazım yok. Ancak ben örnekler üzerinden konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ben de örneklerin sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
Yani Peki. insanları manipüle edili. Şimdi biz yani burada bir siyaset tartışması yapacağız ve işte örnekler ne bileyim işte atıyorum hiç kimsenin herkesin nefret ettiği bir şeyin önüne atacak beni. Ben niye böyle Hayır bir hayır örneğin hayır. içine Bakın gireyim ki? Ya ben bir Gürkan Bey saniye, o şimdi değil ama. hayırınız çok benim açımdan çok önemli değil yani anladınız mı? Ben bu çok sağlıklı bir şey değil. Biz Kur'an anlamı üzerine konuşacaksınız. İstediğiniz sureyi açın konuşalım üzerine. Kur'an'ı anlamada çünkü biz şunu konuşuyoruz yani daha doğrusu ilk konuştuğumuzda şöyle konuştuk. Dedik ki yani bu mealle sadece olabilir mi? Gelenekten bağımsız bir şekilde Kur'an anlaşılabilir mi? Ve biz burada ısrarla cariye örneği üzerinde duruyoruz. Cariye örneğinden başka konuşacağımız bir şey yok mu şu an burada? Ben bunu Valla konuşmak istemiyorum. Ve ben konuşmuyorum anladım. zaten böyle şeyleri. Farkındayım. O zaman siz bunu konuşmak istemiyorsanız yapacak bir şey yok. Şu nedenle yapacak bir şey yok. Bu örneklerin ben çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların bu anlamları tahrif etmesi için amaçları olduğunu düşünüyorum. Sizden bir şey rica edeyim. Bu konuyu konuşmayın. Tek bir şey rica edeyim. Şöyle bir şey yaptım ben. Cariyelik Kur'an'a nasıl eklendi? Nisa suresi 24. ayetteki anlam tahrifatı diye bir video hazırladım. Yaklaşık 41 dakikalık bir video. Bayağı izlendi. Yani 30 bine yaklaşmıştır muhtemelen izlenmesi. Burada ilginç bazı tespitlerim var. Ve bu videodaki bence önemli tespitim şu. Konu cariyelik konusu değil. Konu başka bir konu. Bu adamlar benzer yöntemle Kur'an'daki ayetlerin arasına olmayan anlamlar sokuşturuyorlar. Benzer yöntemlerle. İnşallah bir sonraki videoda da ya bak arkadaş siz Kur'an'a cariyelik konusunu sokuşturdunuz ancak virgül. Fakat bu nasıl anlaşılır anlatacağım. Sizden ricam uygun görürseniz bir ara müsait bir zamanda bakarsınız. Çünkü insanların bu konuyu ciddi anlamda problem edindiklerini düşünüyorum. Ve başka bir şey daha düşünüyorum. Tabii başka bir şey daha Ben düşünüyorum. Tabii başka buyurun. bir şey daha düşünüyorum. Bazı ateist arkadaşlar inatla bu nedenle mesela dinden çıkan pek çok insan var. Ve Ya çok nedenden dinden çıkan var hocam. Ahzab 37'den de ben dinden çıkan bir sürü adam var yani. Şimdi mevzu şu. Ben gerçekten anlamadığım şey husus şu. Ya biz buraya Kur'an'ı anlama yöntemi ve Kur'an şöyle anlaşılabilir mi? Siz gelenekten bağımsız anlaşılabilir mi? Vesaire. Ben bu konuya takılıp kalmamızı anlayamıyorum. Yani çünkü ben şunu diyelim örnek ki olmadan varsayalım. anlayamıyorum. Örnek olmadan anlayamıyorum. Öyle bir takıntım var benim. Başka şimdi bir örnek mi var elinizde? Yani ben takriben 20 dakikadır falan bunu konuşuyoruz. Çünkü şundan dolayı siz din, yani şunu yapabilirsiniz. Gürkan Bey ben bu konuda hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ben bu konuda susacağım. Siz söyleyin. En azından ya çünkü burada Ya bunu işin kendiniz etik... videoda çekebilirsiniz Gürkan Bey. Benim Tamam. anlamadığım şey ben niye buradayım o zaman? Tamam. Yani anladınız mı? Ben diyorum ki ben Kur'an'ı şöyle yapmıyorum. Metin olarak istediğiniz ayeti konuşalım diyorum. Hatta normalde ben istediğiniz ayeti konuşun da diyecek bir insan değilim. Bilmediğim ayet üzerine konuşmadığım için. Siz bu örnekle direttiğiniz için diyorum ki başka bir örnek verin. Başka bir örnek vermiyorsunuz sürekli aynı konuya dönüyoruz. Şu az önce bir örnek verdiniz onun üzerine konuştuk mesela. Ama ben anlamıyorum bu cariyelik mevzu şeyini. Yani burada konuşacağımız bir sürü şey var. Benim kafamda mesela bir sürü şey var ve bunların hepsi de aslında Kur'an'ı anlama yöntemiyle alakalı. Evet, çok ilginç bir konu. Yani şöyle Kur'an anlama yöntemi dediğimiz zaman ben açıkçası usul konularda konuşmaktan o kadar sıkıldım ki. Ama bu çok, şimdi hocam bu çok önemli bir mevzu. Siz yani herhangi bir meselede usul oturtmadığınız zaman her ayet önünüze çıktığınızda keyfe keder yorum yaparsınız. Zaten öyle yapıyorlar. Öyle, şimdi yanlış anlamayın. Usulü olmayan her insan öyle yapıyor. İşte zaten usulü olduğunu söyleyenler öyle yapıyor. Hayır, hiç kimse öyle yapmıyor hocam. Yani siz şimdi şöyle, siz bu insanlar kendi hoşlarına gitmeyecek fetvalar da veriyorlar. Anladınız mı? Bir sürü içini gıcıklayan fetvayı da veriyor insanlar. Anladınız mı? Ama önemli olan şu, mevzu şu. Yani biz burada tutarlı bir şekilde Kur'an'ı oturup anlıyor muyuz? Çünkü biz usulümüz yoksa şöyle yapıyoruz demektir. Kur'an'ı istediğimizi söyletiyoruz. Ben istediğimi söyletirim bu metne yani usul yoksa. İşte ben Yani de onu bir söylüyorum. Bakın ben de onu söylüyorum. Adamlar şunu yapmışlar. Kur'an'da mesela 100 küsur defa geçen bir sözcüğe tek bir yerde bir anlam yüklemişler. Demişler ki ehli mesela. Ehli ne demek diyorum? Ailesi demek. Tek bir yerde burada ehli demek Rabbihin ne demek demişler. Diyorum ki yani neden Kur'an'da her yerde ehli ibaresi, işte ehli kitabı geçiyorum çünkü bağlamına göre anlam kazanır. Mesela ehli kitabı anladım. Takva ehlini anladım. Ama insandan bahsederken her yerde ehli ailesi anlamında geçiyor da neden ve nasıl oluyor da
bu ayette, sadece bu ayette buna Rabbi anlamı veriyorsunuz diyorum. Basit bir soru. Başka bir soru soruyorum. Yani tutarsızlıksa maalesef... Rabbi'ye hangi anlamı veriyorlar? Efendisi anlamında, kölenin efendisi anlamını veriyorlar. Çünkü ailesi anlamı verdikleri zaman diyorlar ki ya bir saniye burada bir sıkıntı çıkacak diyorlar. Ben kölenin ailesinden mi izin alacağım diyorlar 4.25'te. Mesela sorular soruyorum, diyorum ki ya arkadaş diyorum bir önceki ayette muhsanat sözcüğüne evli kadın diyorsunuz. Neden bir sonraki ayette muhsanat sözcüğüne hür kadın diyorsunuz diyorum. Gürkan Bey şimdi diyelim ki gibi, ben gibi şu, yani şu tamam. Anlatabildim mi? Dedim ki ben tamam Nisa suresi 24. ayete yanlış mana verdiler dedim vesaire. Şimdi bizim Kur'an anlama problemimiz çözülmüş mü olacak? Yanlış mana verilmiş. Tamam. Yani bence çözülmüş olacak. Çünkü bu adamların usulünü gösteren çarpıcı bir örnek. Yani bu adamların hocam, usulü... Hocam siz yani şimdi siz adamların usulü dediğiniz kim? Hangi adamlar onlar? Hanefiler mi? Hanefiler içinde daha hepsi, ziyade tahavi bakın, ekolü mü? Bu, ya hocam gerçekten bakın bir şey söyleyeyim mi? Bu kimi şey yapar biliyor musunuz? Ben ciddi samimi söylüyorum. Yani bunu yanlış anlamayın. Fıkıh usulünün kenarına uğramamış adamları bunları şey yapar. Yani başka hiç kimseyi ikna etmez bu. Gerçekten vallahi, yani bir usulü, koca bir usulü, koca bir şeyi, ya yani bakın, büyük bir birikimdir. Bakın, dört mezhebin dördü de, bakın Altay Bey, dört mezhebin dördü de üzerinde konuştuğumuz konu hakkında tek bir detay hariç ittifak etmişler. Tamam dört diyelim ki hepsi hata etti hocam. Ne tamam. Değişti bizim usulümüzde? Şu değişti, bu çok önemli bir husus. Buradan yola çıkarak yani bu bir bu buradan yani yola çıkarak ayetin bir ayetinde hepsinin hata etmiş olması diyelim ki velev ki diyorum yani örneğin bunu ispatlamayacağını göstermek için söylüyorum. Bizim bu birikimi çöpe atmamız anlamına mı geldi? Çünkü bu şunu gösteriyor. Bu 4. surenin 24. ayeti aynı zamanda 4. surenin 3. ayetinin de 4. surenin 127. ayetinin de 465'in de 4. surenin tamamının da yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Yani bu örnek sadece 4. surenin 24. ayetiyle ilgili değil. 4. surenin neredeyse yarısının anlamı değiştirilmiş. Artı başka bir şey daha söylüyorum ben. Başka bir şey daha söylüyorum. Kur'an'da 4. surenin 24. ayetinde cariye diye çevrilen ve cariyelik kurumu diye çevrilen mâ meleket eyman kavramı 30 küsur yerde geçiyor. Bunların tamamının bağlamında da bu ayetlerin anlamı değiştirildi. Yani bahsettiğim konu o kadar önemli ki Kur'an'ın bel kemiği niteliğindeki 4. surenin tamamıyla ilgili bir iddiam var. Tamam yani şöyle yapalım Gürkan Bey. Anlatabildim Gürkan mi? Şöyle, biz bu ayetten çıkamayacağız belli oldu. Yani evet. Yayın şeyinde bunu konuşacağız. Bütün şeyde bunu konuşmayı anladığım kadarıyla planlamışız. Peki dedim ki ben geleneğin bütün usulünü çöpe atıyorum şu an. Tamam. Ve size diyorum ki Gürkan Bey emrin zahiri ne ifade eder? Vücut mu ifade eder? Allah Teala emir sigasıyla. Çünkü siz bir usul inşa ediyorsunuz şu an bana. Evet. Sıfırdan. Ve ben geleneği evet. çöpe attım. Evet. Diyorum ki Allah Teala emir sigasıyla bir şey söylediğinde bu bize zorunluluk mu ifade eder? Yoksa yaparsanız iyi olur cinsinden. Bu midir? Tıpkı insanlar arasındaki konuşma gibi bağlama göre şekillenir. Zaten bahsetmiş olduğunuz konuda zaman, da tamam. ittifak yoktur. Tamam. Zaten bahsettiğiniz konuda da tamam. bu yok, ben, böyledir. Ben, bağlama şimdi, göre şekillenir. Tamam. Bağlam yani bir vücut ifade etmez. Doğru mu anlıyorum? Bağlama göre yani bir buyruk cümlesi bağlamına peki. göre buyruk anlamı da gelir. Bağlamına peki. göre serbestlik veya şey anlamı da gelir. Peki Araf suresi 12. ayeti açabilir misiniz? Evet. Allah Teala orada şeytanın emre tabi olmaması ile ilgili direkt şey yapıyor. Yani emre uymaması kınanmasına sebep oluyor. Doğru. Şeytan. Doğru. Demek ki biz buradan bir diyebiliriz ki emrin zahiri vücub ifade eder. Çünkü Allah Teala emretmiş, bağlamından filan da bahsetmemiş. Nur suresi 63. ayeti açabilir misiniz? Evet. Evet. Onun emrine muhalif davrananlar işte can yakıcı bir azaba çatılmasına veya ihramdan sonra avlanın ayetini delil getirebilirim. Tamam ben şöyle diyebilirim. Emri zahiri vücub ifade eder. Tabii ki. Siz şimdi inşa ettiğiniz için ben şey yapıyorum. Hı hı. Emri zahiri vücub ifade eder. Hangi
istisnai delillerle biz bu vücub anlamından çıkacağız. Ki siz vücub anlamını da kabul etmediniz veya ne zaman... Hayır, vücub anlamını kabul etmedim demedim. Bağlama göre belli olur dedim. Yani bir sözün... Tamam, şimdi bağlamdan kastımız nedir? Bunu tasnif edin ki anlayalım. Yani biz, tamam. Allah Teala bize dedi ki 6 ay şu işi yap. Ben diyeceğim ki ya Rabbi bağlamını... Şöyle mesela basit bir örnek verebilirim. 24. surenin 63. ayeti insanlara hitap olduğu için şeytana hitaptan farklı bir durum. Çünkü şeytana hitapta o ortamı... Bunu delillendirir misiniz Kur'an'dan? İnsana şöyle, hitapla şeytana hitap farklıdır diye. Çünkü farklı. Allah Teala bir kuluna hitap ediyor ikisinde de. Tamam. Şöyle hitap farklı. Şeytan o hitap esnasında belki bize Kur'an bütün alıntıları vermedi. Bir kısmını verdi. Ben bu nedenle o hitapta bize ne kadarın geldiğini bilemem. Ancak 24. surenin 63. ayetinde şunu Allah görüyorum. Allah Teala tabii hiç şey itirazım diyor. Yok. Hiç itirazım bize yok. Bize bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Ediyor zaten. Başka bir anlam ifade. Yani her ayetten her sonuç çıkartılacak diye bir kural yok. 24-63'te gördüğüm nokta şu. Bir, buyruk cümlesi var. İki, bu buyruğu yerine getirmeyenler tehdit edilmiş. Hah diyorum bak. Bir tarafta buyruk var. Bir tarafta buyruğu yerine getirmeyenler tehdit edilmiş. Demek ki diyorum bir buyruk... Sadece bu kuralı söylemiyorum. Demek ki diyorum bir buyruktan sonra tehdidin gelmesi, o buyruğu yapmayanların tehdit edilmesi bunun gerekli olduğunun göstergesi mesela. Hayır, bütün buyruklar için olmadığını nereden anlayacağız? Diyor ki benim emirlerim uymayanlar, mesela, bütün emirler böyle değildir. Mesela, bir kısım emir böyledir. Bakın Altay Bey, bu konu zaten bütün şeyler tarafından tartışılmış. Üzerinde netleştirilmemiş. Bunun tartışılması, şimdi bir saniye biz geleneği şu an çöpe attık. Biz beraber konuşuyoruz şu an. Tamam. Geleneği çöpe attık. Yani Allah Teala'nın emrine benim ittiba etmem konusunda bir vücub var mı benim üzerime? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Bir diğer mesele zaten bunu detaylı şey yapacağım. Çünkü veya bir, usul inşa veya ediyoruz. Bir şey vereyim. Tamam, veya bir şey vereyim. Çünkü bu önemsiz bir mevzu. Tamam, çok veya bir şey vereyim. Bir şey söyleyeyim. 24. surenin 32. ayeti. Sizden bekarlarınızı, kölelerinizden ve carilerinizden durumu uygun olanlarla demiş ama tamam, evlendirin. Eğer bunlar yoksullarsa diye devam ediyor. Şimdi burada bir buyruk var, emir cümlesi var. Şimdi bunu ister emir cümlesi olarak alalım. Bakın ister emir cümlesi olarak alalım. Doğru mu? İsterseniz de tavsiye cümlesi olarak alalım. Bence bir problem var. Çok fark var arada. Fark emirle, etmez. Gene cariyeye bir şekilde geldik fark ben etmez. Anlamadım. Hayır. Geliyoruz cariyeye de. Hayır bakın, hayır bakın. Burada geçen sözcük gerçekten kadın köle. Burada geçen sözcük gerçekten kadın köle. Anlatmaya çalıştığım nokta şu. Bu isterse emir cümlesi olsun. Kur'an'da çelişki olmaz. Bir kere benim usullerimden birisi bu. Kur'an'da asla çelişki olmaz. Bir anlam verdiğin zaman bir anlam bir yerle çelişmemeli. Şimdi diyor ki bekarları kölelerinizden ve carilerinizden evlendirin. Emir de alsanız bunu, tavsiye de alsanız evlendirin diyor. Çok güzel, buraya kadar bir problem yok. Ama bir problem görüyorum ben. Hani Kur'an'da çelişki olmaz dedim ya. 4. surenin 25. ayetine bakıyorum. Sizden Diyanet İşleri'nin çevirisi. Bu çeviri doğru değil bence ama Diyanet İşleri'nin çevirisi. Sizden kimin hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, evet, sahip olduğunuz mümin genç kızlarınızdan alsın diyor. Devam ediyor. Ama diyor bu içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise daha hayırlıdır. Diyorum ki ya bu ayetlere verilen anlamda bir sıkıntı var. Ve bu ayetlere verilen anlamlarındaki sıkıntı şu. Bir tarafta Allah Teala bakın mümkünse köleyle evlenmeyin diyorsa bir tarafta. Ben şu an ayeti göremiyorum, özür dilerim ya. Öyle İnsan mi? Suresi 25. ayet mi? Doğru surenin 25. ayeti. Bir tarafta mümkünse evlenmeyin deyip diğer yerde köle ve cariyelerinizi kendi hatta erkeklerinizi kadın kölelerle evlendirin. Kendi ben işte... anlamadım, özür dilerim ya, kusura bakmayın. Tamam. Ben az önce ayeti açamadığım için söylediklerinizi orayı düşünüyordum. Tamam, bir daha tekrar edeyim. Şimdi ben bir şey verdim ya, evet. Emir cümlesinden yola çıkmıştık. 24. Evet. surenin 32. ayetinde. Sizden bekarlarınızı, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanlarla evlendirin. Evlendirin, çok güzel. Bu buyruk cümlesi, şunu tartışmıyorum. Bu emir midir, tavsiye midir hiç fark etmez. Bu bir şey. Yani bu bağlamda nasıl anladığımız önemli değil. Çünkü çelişki çıkmaması bence daha mantıklı. Bunu emir cümlesi de olsak, tavsiye cümlesi de olsak bir yerde madem bunu tavsiye ediyor, bir yerde de neden ya cariyelerle evlenmek, günaha düşmekten korkan için sabretmeniz daha hayırlı desin. Ya bu ikisinde bir problem var. Anlamında problem var. Yani anlatabildim mi derdimi?
Şu an ayet okuyorum da. Tamam. Evet. Burada bir çelişki var diyorum ben. Niye? Yani Şimdi biz bir saniye. ayetin anlamında çelişki var. Şimdi bu da güzel bir şey. Tabii. Çelişki deyince neyi kastediyorsunuz? Bir örnek daha vereyim mi? Hayır Çelişki hayır. deyince Yok. tamam. Neyi anlıyorsunuz çelişki deyince? Çelişki Bu deyince ben usulü bir şu, mesele geldi. tamam, usulü bir mesele. Mesela ben şunu anlıyorum. Hı. Mesela bir yerde A'yı satın alma diyorsa, A'yı satın alma. Hı. Bir sonra da bak, bir yerde A'yı satın alma diyorsa, bir Hı. sonra da A'yı satın almaya gücün yetmiyorsa B'yi satın al diyorsa, bence bu çelişkidir. Bu çelişkidir. Bir yerde A'yı satın almak haramdır diyorsa, A'yı satın almak haramdır diyorsa bir yerde. A'yı satın almak haram. Bir sonraki ayette eğer A'yı satın almaya gücün yetmiyorsa B'yi satın al diyorsa bence bu çelişkidir. Sizce değil Şimdi bir midir? saniye. Bu örnek zaten bununla oturmaz da. Oturur. Şimdi Oturur. mevzu şu örnek üzerinden değil. Çelişki dediğiniz şey. Evet. Biz mantıktaki çelişkiyi mi kastediyorsunuz? Ben diyorum ki çelişkiye bir örnek veriyorum. Diyorum ki Şimdi üstadım, şimdi mevzuda şöyle bir problem var benim anladığım buyurun. kadarıyla. Siz örnekler üzerinden yani bir örnek üzerinden bütün her şeyin tanımlanabileceğini düşünüyorsunuz Hayır. ama Hayır. Öyle bir şimdi tanım yok. ben diyorum ki siz çelişki dediğinizde neyi kastediyorsunuz? Çelişki çünkü mantıktaki çelişkiyi kastediyorsanız bu böyle bir çelişki iddiası olmaz. Yani Nasıl çünkü olmaz? bu 1 milyon tane anlama gelebilir. Bu Venkihu'yu şey anlamını alırsınız. Neydi onun ismi? Mesela emri zahiri vücut tartışmasıyla da ilişkilidir. Onu göstermeye çalışıyorum Haram, sürekli. mesela bu nedenle haram dedim ya, bir yerde A'yı satın almak haram yazıyorsa, A'yı satın almanız haramdır yazıyorsa bir yerde. İkinci yerde de A'yı satın almaya güç yetiremiyorsan B'yi satın al yazıyorsa bence bu Koşullar değişmiş olabilir. Koşullar peş değişmiş peşe olabilir. Birisi geçiyorsa. kıtlıktan bahsediyordur mesela. Peki daha basit bir açıklama Mesela yapayım mı A'yı ben satın almaya. size? Daha basit bir açıklama Mesela getireyim mi? hayır canım şöyle mesela domuz yemek haram ve Çok domuz yemene güzel. fetva verdi adam. Ayrı konu. Koşullar değişti. Ayrı konu. Koşullar Koşullar değişti ama değişti. Demek ki bu net bir çelişki değil. Mantıki tamam, bir çok çelişki güzel. olmamasının sebebi bu. Peki şunu anlatmaya çalışıyorum. Peş peşe geçen iki yerde. Bir yerde size A ile evlenmeyin diyorsa, A ile evlenmek haram diyorsa, A ile evlenmek haram. Bir sonraki ayette A ile evlenmeye güç yetiremiyorsan B ile evlen diyorsa, bu çelişki midir? Peş peşe Peş peşe geçiyorsa. geçiyorsan. Metin olursa konuşuruz. Metin var, hemen Bir metin göstereyim. varsa. Hemen göstereyim. 4. surenin Bakalım. 24. ayeti. Yani bir de şöyle bir şey var Gürkan Bey mevzuda. Evet. Siz şimdi deseniz ki yani şunu biz anlaşamıyoruz biraz da sizinle. Siz diyorsunuz ki ya buna yanlış meal veriliyor veya yanlış mana veriliyor vesaire. Hani bu bizim konuşabileceğimiz bir şey. Ben bu hususta değilim şu an. Tamam diyelim ki yani buna yanlış mana verildi. Ben dedim ki ben de diyorum ki ben buna yanlış mana verildiğini düşünüyorum. Tamam. Herhangi bir ayet hakkında. Bu bize usulen ne verecek? Şunu Birileri verecek. yanlış mana Şunu verebiliyor. verecek. Birileri Evet. yanlış mana vermemiş. Birileri bu usulden dolayı yanlış mana vermiş. Çünkü ben bir Ya usulü Gürkan örnek Bey sizin üzerinden bu şimdi göstermek sizin istiyorum. bu usul dediğiniz şey bir usul değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sizin bu usul dediğiniz şey bir tane usul değil ki. Bir usul. Neden bir usul Değil. biliyor musunuz? Değil bir usul değil ya. Tamam. Siz bunu bilmiyor olabilirsiniz ama bu bir usul değil ve bununla ilgili nasıl söyleyeyim? Benim kütüphanemdeki kitaplar kadar kitap var. Bakın, şunu anlatmaya çalışıyorum. Mukatıl bin Süleyman'ın tefsirinden tutun, muteber bütün tefsirlere baktığınız zaman Mukatil'in tefsiri böyle çok abartılı, muteber bir tefsir hayır, değildir. değil. Ben zaten abartılı diye değil, en eskilerden biri diye onu söylüyorum. Mukatıl'ın tefsirinden tutun, Taberi'ye gelin, Taberi'den Hatta bizim sonra tefsir sıkıntılarımızın çoğu Mukatil'den kaynaklanıyor. ayrı konu, ona da itirazım yok. Çünkü bir hani derseniz ki için Evet. yani zaten onu tartıştım ama şey yaptığım nokta şu. Mukatıl bin Süleyman da ayetleri anlamaya çalışırken varsa, Esbabın kendisine ulaşmışsa esbab-ı nüzul kullanmaya çalışıyor. Allah Resulü'nün nüzulleri işte düzgün kullanmıyor. Mukatil o yüzden hadiste tamam. kezzap falan sayan alim çoktur yani. Tamam. Geliyor zaten bir sonraki şey hemen Taberi'ye geçiyoruz. Mukatıl'dan 150 yıl sonra gelen. Taberi'nin de güzel tarafı şu. O ayetle ilgili bulabildiği bütün rivayetleri alıyor. Tamam. Evet. Bu Evet. rivayetlere baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, bu arkadaşların hepsi bu ayetleri anlamak için dışarıdan bilgi sokuyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Bu ayetteki görünür çelişki dışarıdan gelen bilgiden dolayı. Dışarıdan gelen bilgi bu çelişkiyi yapıyor. Dışarıdan gelen bilgi olmasa bu çelişkiler çıkmıyor. Ve bu
Nisa suresinin tamamını bozuyor. Sadece... Yani siz bunu sadece Taberi üzerinden mi istinbat ediyorsunuz? Ben bunu Taberi dahil, Taberi'den tutun Razi'ye, Razi'den tutun Mevdudi'ye, Keşşaf'a... Şimdi Gürkan Bey, şimdi mesele şu, biraz şöyle evet. bir problem var. Sizin şimdi Taberi dediğiniz kişi kaç yılında yaşıyor? 920 yılında ölüyor diye biliyorum. Yani Resulü İmam-ı Azam ne zaman? İmam-ı Azam ne zaman yaşıyor? Bakmam lazım yani şu an net. 80 yıl sonra. Nebi Aleyhisselam'dan 80 yıl sonra yaşıyor. İmam Muhammed ve İmam Yusuf yaşıyorlar. Allah-u Alem pek çok Hanefilerin mesela mezhebinin üzerine kurduğu alim sizin söylediğiniz kaynaklardan çok daha önce yaşıyor. Ve siz mesela Hanefi tefsiri olarak hangi tefsiri okuyorsunuz? Soruyu anlamadım. Hanefi tefsiri derken. Mesela ben Razi'yi okuyorum. Hanefi bir alimin yazdığı bir tefsir olarak. Razi Hanefi değildir, Şafi'dir. Tamam, ben Hanefi tefsir özellikle şeyden başka okumadım. Elmalı'dan başka okumadım özellikle. Yani Elmalı'da çok abartılı yakın dönem. Yani bu mevzu tamam. Böyle Taberi üzerinden istinbat edip ama, bütün ulema bakın, hakkında konuş. Şimdi bakın. Bir saniye. Siz mevzu üzerinde bütün ulema hakkında siz, bir şey söylüyorsunuz ya. Bütün ulema hakkında şundan dolayı söylüyorum. Ben diyorum ki siz burada bütün ekolleri tanıyor değilsiniz. Hakeza bahsettiğiniz tefsirler birbirinden çok kopuk ve alakasız tefsirler. Anladınız mı? Bu böyle bir taramayı sağlayacak bir veri bir tipi değil. Mesela ben şöyle anlatayım size. Ben Ahzab suresi çalışırken kronolojik bir şekilde bütün tefsirleri taradım. 70 tane falan tefsir taradım. Tamam. Yani siz söylediğiniz şu iddia çok büyük bir iddia. Ve siz mesela hiç Hanefi kaynak okumadan bunu söylemişsiniz. Peki, bu absürt değil mi sizce? Peki ben şöyle söyleyeyim. Hanefilerin tamamı, Şafilerin, Malikilerin ve Hanbelilerin tamamı 4. surenin 24. ayetiyle ilgili bu konuda hemfikirler. Bu konuda Şimdi hemfikir Gürkan oldukları Bey, için... Bakın, Gürkan Bey, siz az önce başka bir ayetten diyorsunuz ki evet. Ayetlere böyle manalar veriliyor. Ben bakıyorum bu gelen rivayetlerden dolayı giriyor. Bu bahsettiğiniz sadece cariye mevzu değil herhalde. Başka ayetler var. Zaten şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki neden cariye mevzusu? Cariye mevzusu değil. Dördüncü sure bambaşka bir şey anlatmasına rağmen buradan başlayarak ayetlere iki defa operasyon çekmişler. İlkinde dördüncü surenin 24. ayetine mutayı yani paralı seksi sokmaya çalışmışlar ve bunu becermişler. Bir süre girmiş. Sonradan bu nes oldu demişler. Bunu biliyorsunuz. Sonradan bunu da kaldırıp cariyeliği sokuşturmuşlar. Şimdi oradaki muta o anlamda anlaşılmıyor. Tamam. Hanefi ulemasının hiçbirisi o anlamda anlamıyor onu. İmam-ı Azam'dan başlayarak. Bir dakika. 4. surenin 24. ayetinin muta ile ilgili olup olmadığı konusunda insanların ihtilafı var. Onu biliyorum. Yani alimlerin ihtilafı dediğiniz Hanefi tamam. ekolünün tamamı böyle. Tamam. Hemşire. İnsanlar zaten mutayı kabul etmedikleri için, özellikle Hanefiler, mutayı kabul etmedikleri için bir zamanlar insanlar mutayı bu ayetlere sokmaya çalışmışlar ve kısmen başarmışlar da ama daha sonra beceremeyip kaldırmışlar. Hanefiler niye susmuş hocam bunda? Susmamışlar. Dememişler mi yani ki, işte demiş, kimse şöyle demişler, mi demişler? Siz Kur'an tahrif ediyorsunuz. Siz demişler Kur'an ve tahrif bundan ediyorsunuz. daha farklı demiş? Bir şeydi. Hayır, Kur'an tahrif ediyorsunuz Hangi anlamında demiş değil hocam? De Kur'an tahrif hocam ediyorsunuz. Şimdi bir saniye, siz diyorsunuz ki mutayı kabul etmeyen insanlar vardı. Sonra mutayı kabul edenler gelip bunu Kur'an'a sokuşturmaya çalıştılar. Mesela. İnsanlar da buna ses çıkardı. Mesela. Şimdi bir saniye. Mesela. Şimdi bakın, şunu Gürkan anlatmaya Bey, çalışıyorum. Hayır bakın. Gürkan Bey, mevzu şuna benziyor, tamam mı? Şimdi ben desem ki burada bütün tıp bilimi boştur. Sizi kazıklıyorlar. Ağrı kesici dediğiniz şeyler sizde bağımlılık yapıyor filan. Yani bu iddia ne kadar büyük bir iddia? Çok büyük bir iddia değil mi? Benim bunun altını böyle gümbür gümbür doldurmam gerekir. Evet. Gümbür Şimdi gümbür. Ben diyorum ki hangi Hanefi alim demiş ki bunlar Kur'an'ı tahrif ediyor. Demedilerse neden dememişler? Ki mutanın caiz olmadığı konusu sadece Hanefiler de değil bunu. Onu da söyleyeyim. Ya, bu Kurtubi'nin tefsirinde de diğer mezheplerin tefsirinde hayır, de var, bu ayette yerde muta var. Anlamı ben veriyor. bakın muta anlamı, muta anlamı, muta nikahı anlamı. Bu ayetten muta nikahı yapılabilir anlamı çıkarıyorlar. Bu ayetten muta nikahı yapılabilir anlamı çıkartan insanlar bir Mukatıl bin Süleyman çıkartmış ve demiş ki hangi ayet? 4. surenin 24. ayette demiş ki bu ayet sonradan nesledilmiştir. Bu ayet mutadan bahsediyor. Sonradan nesledilmiştir demiş. Peki demiş. Bir saniye. Durun. Bir şerh düşelim. Durun. Bir şerh düşelim. Güzel. Durun. Tamam, ben mukatilin bu lafzını okuyacağım. Nesih hocam ne demektir bu adamların lügatında? Nesih deyince ne anlarlar? Nesih deyince Mukatıl bin Süleyman şunu kastediyor.
Bu ayet nikah ve miras ayetleriyle muta, nikah ve miras ayetleriyle nesledilmiştir diyor. Mukatıl bunu söylüyor. Bunu nakil mi yapıyor, başkasından mı söylüyor? Direkt kendisi söylüyor, nakil yapmıyor. Kendisi söylüyor. Kendisi Peki, söylüyor. Güzel Kimden hocam. aldığını bilmiyoruz. Peki mukatil ve çağdaşları 200 öncesi alimler. Evet. Nesih deyince neyi kastederler hocam, biliyor musunuz? Vallahi nesih deyince, nesih deyince ne kastederler? Nesih deyince kastettikleri hayır. Mesela şeyin de nesih diyorlar. Neydi onun adı? İzinsiz kapıları çalmadan girmeyin ayeti var ya. Hani işte sizlerin şu vakitte izin alsınlar. Bu ayet nesledilmiştir derken adamların kastettiği nokta şu. Ya o zamanın ortamlarında işte kapı yoktu, şu yoktu. Bu zamanın ortamında işte kapı artık buna gerek kalmadı anlamında nesli de kullandıkları oluyor. Tabii bunu kullanırlar. Bunu söylemiyorum. Bunu söylemiyorum. Bir başka anlam olarak bir saniye. Ancak tahsisi de Hanefiler mesih olarak adlandırırlar. Ancak şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bu olay o kadar büyük bir gürültüyle olmuş ki, mesela Razi'nin tefsirine bakabilirsiniz. Adam hocam şimdi sizin bakın, ben şunu benim kafama şey geliyor, garip geliyor. Mukatil dediğimiz adamla Razi dediğimiz adam arasında yüzyıllar var. Çok fazla fark var. Aradaki boşluk. Ha boş işte yani onu... şimdi siz sen Taberi'nin tefsirinde ben böldüm. Taberi'nin tefsirinde dediniz. Tamam. Taberi'nin tefsirinde mesela 3 tane şeyden görüş veriliyor. Abdullah bin Abbas'tan 3 farklı görüş veriliyor. Abdullah bin Abbas'a ait olan görüşlerden biri, mutanın mutlak olarak mübah olduğu yönünde biri. Bu ondan nakledilir, evet. Nakledilir. Yine Abdullah bin Abbas'a ait olduğu iddia edilen görüşlerden biri, mutanın zaruret durumunda mübah olduğuna dair, domuz eti yemek gibi. Yine ondan rivayet edilen görüşlerden bir tanesi de diyor ki, ya muta nesedildi. Ama sıkıntı şu. Mutanın yapıldığı konusunda, yani Allah Resulü'nün mutaya izin verdiği konusunda ihtilaf eden yok. Ben şuradan bir taberi alabilir miyim? Tamam. Bakmak istedim içine. Tamam. Şimdi özür diliyorum şey yaptığım için. Nisa suresi 24. ayette değil mi? Evet. Ha, buyurun siz anlatmaya devam edin inşallah. Tamam. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 4. surenin 24. ayetiyle 4. surenin 25. ayetini geleneğin okuduğu gibi okuduğumuz zaman şekli bir çelişki çıkıyor. Şöyle bir şekli çelişki çıkıyor. 4. surenin 24. ayete deniyor ki Nisa'dan, kadınlardan muhsanat olanlar, ma meleket eymanlarınız hariç size haram kılındı diye okuyorlar ayeti. 4. surenin 25. ayetinde de diyorlar ki şayet içinizden muhsanat kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen olursa o zaman diyor mamereket elmandan alsın. Buradaki şekli çelişkiyi çözmek için de dediğimi anlatabildim mi? Hayır. Tamam. Ben tefsire bakıyordum, kusura bakmayın. Tamam. 4. surenin 24. ayetinde ma meleket eymanlarınız hariç Nisa'dan, kadınlardan muhsanat olanlar size haram kılındı diye okuyorlar. Haram kılındı. Ve 25. ayette de içinizden kim muhsanat mümin kadınla evlenmeye güç yetiremezse o zaman ma meleket eymanla evlensin diyorlar. Ben de diyorum ki ya arkadaşlar şayet muhsanatla evlenmek haramsa neden bir sonraki ayette muhsanatla evlenmeye güç yetiremeyen şunu yapsın diyor. Bu bariz çelişki ve şunu söylüyorum, bu çelişkinin çok basit bir nedeni var. Ayetin Arapçasında haram ibaresi yok. Öndeki ayette var mı? Bakalım. Hurrimet aleykum diye başlıyor 23. Tamam. Ayet. Tamam. Zaten onu söylüyorum. Dördüncü surenin 23. ayeti. Hurrimet aleyküm. Size şunlar haram kılındı. Saydı haram listesini. Sonra da ayet İnnallâhe kâne gafurran rahîmâ dediği. Tamam. Bir sonraki ayete geçti. Arkadaşlar şöyle algılamış. Vel muhsanâtu minen nisâ ibaresini duyduğu zaman
Nisa'dan muhsanat olanlar da haram. V'yi bir Ve önceki ayete ayrıca bağlıyor gibi şöyle görmüşler. sonraki Halbuki ayette ayetin devamı da öyle. Ve uhillile kumma vera ezelik durun. ma Halbuki vera ezelik. durun. Bunun devamındaki bir saniye. Halbuki evet. Böyle anladıkları evet. Önceki ayet haramı sayıyor. Önceki ayet Devamı haramı diyor bu ayet. saydı. Tamam. Bu ayetin ortasında da diyor ki ve uhille lekum ve size şunlar da helal kılındı. Adam Evet. da diyor ki haramı bir önceki ayette saymaya başladı. Bu ayetin ikinci bölümünde de helalleri saymaya başladı. Demek ki bu arada kalan kısım da önceki kısma tabi diye anlayan. Tamam. Makul bir anlayışsa o zaman şunu soruyorum. Diyorum ki muhsanat bize haramsa bir sonraki ayette neden muhsanatta evlenmeye güç yetiremeyenler ma melekete imanla evlensin diyor. Gelenek bunu şöyle çözmüş. Orada 24. muhsanatı evli cariye diye Evet. çevirmiştir. Çünkü bir önceki Değerlendirmiş oraya. ayetteki muhsanata evli anlamı vermişler. Bir sonraki ayetteki muhsanata hür anlamı vermişler. Muhtemelen öyle. Ben de diyorum ki ya arkadaş şunu istinafiye vavı olarak alsak vel muhsanatu minen nisa illa ma melekete Neden? Hacı imanike neden olmasın? kitap tabi böyle okuyan var mı diye sorarsan Sibeveyh böyle okumuş mesela. Ya Sibeveyh. Sibeveyh mi? Evet. Bunu kim naklediyor Sibeveyh'ten? Sana hemen WhatsApp'tan atabilirim. Yok çok şey değil. Bu yani anlamsız değil söylediğin ama bir tevildir. Yani buradan tahrip ispatlanmaz. Hani mesela burada ben de bakın şu an ayete bakıyorum. Ben de böyle anladım. Yani sizin söylediğiniz primer şey bu tahrif göstermez. Ben şu an tahrif mi ettim Ha, şimdi Kur'an'ı? bakın sadece bu değil ama Ki sadece bu olsa bu hususla ilgili tek ayet de bu değil. tamam zaten onu Bu anlatmaya hususla ilgili tek çalışıyorum. ayet de bu değil. Ama şu bir de şu var. Vav'ın istinafiye alınması bir saniye şu şeye Evet. bakayım. Ya bu şimdi Vav'ın istinafiye alınması önceki ayetle bağlantılı alınabilir mi diye düşünüyorum da. Hayır. Ben bu istinafiye Vav'ı şeyine de biraz bu ayrı işte Arapça şey yapılması lazım. Bu istinafiye Vav'ı mevzunda şeyim ben biraz. Vav gördüğüm zaman istinafiye almıyorum neredeyse. Yani Ha, meğer anladım. kendim şey yaptığım her yerde çünkü bunu çok bilinçli bir şekilde Vav'la başlanmadığını düşünüyorum konu değişeceği zaman Kur'an'da. Genelde kendim çalışırken şu an insanlara anlatmıyorum bunları ama Vav'ların neredeyse hiçbirisini istinafiye almamaya çalışıyorum. Bu ayrı bir şey Şimdi yani. Bu ama tartışmadan benim ayrı. yaklaşımım şu. Şimdi ben bir soru soracağım. Buradaki küm sizin anlamını mı veriyor? Küm. Hangisi? Hangi küm? Küm. Hangi küm? Ma Ha. melekete eymanikumun kümü sizin. Evet, ha, Yani sizin. şunu diyebilir miyim ben? Merak ettiğim için soruyorum. Bu diyelim ki cariye. Önemli değil. Diyelim ki cariye. Tamam mı? Bütün cariyeler mi bana helal? Yoksa benim cariyem mi bana helal? Şimdi o şey değil ki yani burada gene başka bir şeye geçeriz. Lafzın umumuna falan geçeriz. Tamam. Neye çıkmaya çalışıyorsunuz? Bundan dolayı buradaki eymanüküm sizin eymanlarınız dediğine göre sizin eymanlarınız. Yani bu şayet cariye ise sizin cariyeleriniz anlamına gelir. Tamam. 4. surenin 25. ayetinde de diyor ki bir bakın siz. Özür diliyorum. Şarjım bitiyor çünkü. Bakayım. Tamam. 4. surenin 25. ayetinde de diyor ki sizden kim işte mümin muhsanatlarla evlenmeye güç yetiremezse, muhsanat kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse o zaman ma melekete eymanukum gençlerinizin ma melekete eymanukumundan alsın. Diyorum ki zaten bu benim yani o adamın kendi cariyesi ise o zaman adamın cariyesi bile varsa nasıl evlenmeye güç yetiremiyor? Hemen devamında da bir ehlihinle, bir izni ehlihinle, ehlinin izniyle, kimin ehlinin? Cariyenin ehlinin izniyle. Benim cariyemse neden? Yani buradaki ehliye Rabbihinle anlamı vermişler. Cariyenin Rabbi anlamındadır demişler. Ben de diyorum ki bakın hayır. Burada başka bir şey anlatıyor. Burada diyor ki Allah size kadınlardan muhsanat olanları yazdı. Ma melekete eymanikumu yazmadı. Ma melekete eymanikum peşine düşmeyin. Ama ma melekete eymanikum de size haram kılınmadı. Muhsanlarla evlenmeye güç yetiremiyorsanız Ben ancak bile o koptum hocam ya. Dinleyenler anlıyor mu şu an? Ben bile koptum ya. Vallahi koptum muhtemelen ben. anlıyorlardır. Muhtemelen anlıyorlardır. Yani ben Öyle koptum. mi? Vallahi ben Tamam. dağıldım. O zaman Ben şöyle sizin videonuzu izleyeyim istiyorsanız. Yani buradan varmaya çalışacağınız yere var mı istiyorsanız. Çünkü şu an ayete baya tefsir veriyorsunuz ve ben hani
şey yapmam lazım. Ayetin kendi tefsirine de bakmam lazım yani. Çalışmam Evet, lazım ki biraz şey ayetin tefsirlerine yapayım. bakın. Tabii. Ayetin tefsirlerine bakın. İhtimallere. Çünkü çok çok fazla hocam. Şöyle bir metin var önümüzde. Yani Kur'an gerçekten acayip bir metin. Ben Ahzab suresinin 6. ayetini tefsir çektim hocam. Tam 1,5 saat sürdü video. Yükleyemedim ses kesintisinden dolayı da. Çünkü çok fazla ihtimal var. Hatta bir ayeti 1,5 gün falan tartışarak anlayabildim. Ayetin bir manasını daha doğrusu içindeki. Yani burada şu an ben bu ayeti yüzünden okuyup da size yorumlamam çok sağlıklı olmaz. Varmak istediğiniz yeri çok çıkaramadım. Varmak istediğim yer şu. 4. surenin 127. ayeti mesela. Siz buna da lütfen Şimdi biz bakın. usulle ilgili bir şey konuşalım mı? Biz Usulle ilgili burada usul. çünkü Hayır, bu da darmadağınız. yani ben özür dilerim de usulü böyle konuşabiliyorum. Hocam Mesela bir bu şey şey değil dikkatimi ki yani. çekti. Bir şey dikkatimi çekti. Buna da bakın çünkü bir ikinci videoyu söyledim ya. Bu videoda Yani sadece biz nasıl eklendiği anlattım. Bir ikinci videoda gerçek bence ne olması gerektiğini anlatacağım. Mesela 427'de şu dikkatimi çekti. Yetemâ en-nisa diye bir ibare var. Yetemâ en-nisa. Ya Yani isim Gürkan Bey, ben tamlıyor. şu an Buyurun. gerçekten yani yanlış anlamayın da ben gerçekten bu mevzuyu şu an niye konuştuğumuzu anlamıyorum. Siz bunun videosunu çekmişsiniz. Ben de diyorum ki ben bu ayeti okuduğumda böyle tartışamam. Yani böyle bir yeterliliğim yok diyeyim. Yani öyle anlasın izleyenler, desinler ki Altay bunu bilmiyorum dedi. Böyle şimdi biz bunu tekrar bir daha siz o videoyu izleyebilirler bence. Anladınız mı? Biz burada hani usulü bir şeyler Kur'an'ı anlamada yöntem. Çünkü yöntem değil mi? Genel mahiyetli bir şey. Biz burada teker teker ayetlerin meali üzerine konuşmuş oluyoruz. Ve 6.000 tane ayet var. Bu zor olur. Şimdi mesela ben en başta söylediğim hususa geri dönecek olsam biz Kur'an'ı niye mesela Platon'un devletini gösterdiğimiz o şeyi göstermiyoruz. Mesela ben bunu mesela cevabını daha usulü görüyorum. Yani biz Platon'un metnini böyle okumuş birisine Platon uzmanlarının tamamını söylediğini reddedecek olsa şunu da söylemek istemiyorum ama onu da söyleyeyim. Yani siz diyebilirsiniz ki mesela Gürkan Bey diyebilirsiniz ki kardeşim ben kendim şey yapıyorum ve geleneği tamamen değiştireceğim. Bunların hepsini aşacağım ben. Çok daha üst bir şey söyleyeceğim yani. Bunu şey yapmam ama ben yanlış anlaşılmasın yani ben şöyle bir insan değilim. Ya burada herkes bir şey söylemiş biz de bunları hani tamam anlamayacağız ve tabi olacağız filan. Böyle birisi değilim ama bir koca bir şeyi, birikimi aşmak istiyorsanız o birikimi biliyor olmanız lazım. Tamamen zıttına da aşabilirsiniz uğraşıp. Yani nedir mesela Kant metafiziği yıktı diyoruz. Ama Kant metafizik biliyordu. Yani biz bunu bilmeden zaten bunu aşamayız. Aşmak istiyorsak da aşamayız. Yani bizim normal anlama faaliyetlerimize kıyaslıyoruz ya. Normal anlama faaliyetlerimiz böyle çalışıyor. Bunu niye Kur'an'ı burada ayırıyoruz? Ben onu anlamıyorum. Ben ayırmıyorum aslında. Benzer yaklaşıyorum. Şöyle mesela bir örnek vereyim. Hani şu Dan Gibson'ın Petra iddiası var ya. Dan Gibson'ın Petra iddiasını duymuşsunuzdur. Bana Dini Cevaplar kanalından rica ettiler. Bununla ilgilenir misin diye. Bir ya normalde ya arkadaş adamlar koskoca bir şehri bir yerden bir yere taşımış. Olur mu öyle saçma şey der ve incelemezdim bunu. Ve tekrar ediyorum. Normalde benim iddialarımı da ben dinlemezdim. Çünkü bu iddialar çok büyük. Ama ya arkadaş madem ki bir takım insanlar bundan etkilenmiş, Dan Gibson ne diyor diye baktım ve bir tane makul iddiasını gördüm. Nedir? Adamın çok sağlam bir iddiası var. Diyor ki ilk dönem mescitlerinin hepsi Petra'ya bakıyor. Şayet bu iddiası doğru olsaydı. Bakın, şayet bu iddiası doğru olsaydı diyorum. İnceledim, baktım. Hayır, iddiası doğru değilmiş. Baktım ve hayır dedim. İddian doğru değil. Şayet bu iddiası doğru olsaydı o bak arkadaş Araplar o arkalarında iz bile bırakmadan ki bırakmış oluyorlar ayrı konu bir şehri taşıdılar. O zaman derdim ki ulan adam hakikaten bir dediği şey bir makul bir tarafı var. Yok bunun gibi benim de bak arkadaş Kur'an'ın anlamları tahrif edilmiş dediğim zaman kuvvetli bir delil getirmem gerekiyor. Bu kuvvetli delilin kapsayıcı olması gerekiyor. Bu örneği sizin için önemlidir, önemsizdir. O açıdan söylemiyorum ama 4. surenin tamamı, Kadınlar suresinin tamamı, bakın 4. surenin tamamının anlamları neredeyse değiştirilmiş gibi çok ciddi bir iddia ortaya sunan adam haliyle ben kendimce bir takım izahlarım var. Ha dinlersiniz, dinlemezsiniz, hazırsınız, değilsiniz. O ayrı bir konu. Dinlemek isteyen dinliyor, dinlemiyor. O da ayrı bir konu. Ha, ikna olan insanlar var mı? O da bir şey göstermiyor. Çünkü insanlar yanlış fikirlerde de ikna Her şeye olabiliyorlar. ikna alıyorlar. Her şeye ikna olabilirler. Birilerinin ikna olması bir şey ifade etmiyor. Ancak ben makul
deliller getirdiğini zannediyorum. Şu Yok, ben anda bunu sadece yok. sizin iddianız bağlamında söylemiyorum. Yani Tabii. şimdi diyelim ki mesela bir genç var ve işte ne bileyim hadisleri kabul etmiyor diyelim. Yani şimdi biz bu gencin bu birikim karşısında, yani bu birikimi kenara almasını makul mü buluyoruz? Makul bulmuyoruz. Yani makul bulmamamız gerekiyor. Ben buluyorum Sağlıklı ya. bakış budur. Ben buluyorum. Hocam şöyle, ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz bu mevzu aslında bizde şöyle bir sıkıntı var. Din anlatısında bir problem var bence. Benim kastım, yani bunu bizi kastederek söylüyorum. Biz şöyle anlıyoruz, tamam mı? Özellikle bizim cenahtan, yani daha sünneti önemseyen cenahta. Biz hep şöyle düşünüyoruz. Ya bu gençler ilimden anlamazlar. Biz bunlara ilmi şeyler anlatırsak kafaları karışır vesaire diye her konuyu basitleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Mesela biz hadis anlatırken şöyle anlatıyor adama. Diyor ki ya Buhari işte bir gün ata gelmiş de işte arpa vermiş de at yememiş de işte bak böyle incelemiş. Bu aslında çok basit bir anlatı. Ama kafası çalışan bir genci şey yapmıyor, ikna etmiyor. Biz öyle bir birikimle karşı karşıyayız ki. Bakın gerçekten İslami birikim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben girip de hadi gel işte ehli sünnet olayım filan deyip bu dine girmiş bir adam değilim. Yani ben bu dine girdim böyle savrula savrula ve ikna oluyorum sadece. Yani tasnifi kabul ettiğim için de şey olmuyorum. Her seferinde ikna olarak kabul ediyorum. İkna oluyorum ve şu anda hala mesela kafamda çözemediğim mevzular var. Yani kafamda çözemediğim mevzular dedim usulü olarak. Yani çok derin meseleler var gerçekten. Ve adamlar büyük bir iş yapmışlar. Şöyle bir iş yapmışlar. Hermeneutik dediğimiz yorum bilim işte son 100 yıllık işin. Bu adamlar tekst nasıl okunur? Bir metin nasıl anlaşılır? Ya mesela şunu tasnif etmişler. Diyelim ki lafız bir manaya geliyor. Ama biz bunu ikincil olarak çekiyoruz oradan. Mesela faiz ayeti içinde diyoruz ki Allah alışverişi helal kılmıştır. Bu aslında bu sizin bağlam dediğiniz şey. Adamlar demişler ki burada alışverişin helal olduğundan bahsediyor ama ayetin bağlamı bu değildir. Buna zahir demişler. Oradaki ayette faizin haram kılınmasına nas demişler. Bunları tasnif etmişler kendi içinde. Ayetin zahiriyle nası çatıştığında nasını tercih ederiz demişler. Ondan sonra ne bileyim işte atıyorum ayetin zahiri ve nası tevil kaldırır, tahsis kaldırır, nesih kaldırır demişler. Ondan sonra ne bileyim müfesser demişler mesela. İşte müfesser ne bileyim tahsis tevil kaldırmaz ama nesih olabilir demişler. Muhkem demişler, muhkem nesih de kaldırmaz demişler. Bunu tasnif etmişler. Çok ciddi bir şekilde yapmışlar bu işi. Ve bir dil felsefesi yapmışlar. Mesela bizim az önce konuştuğumuz emrin zahiri vücub ifade eder mi, etmez mi? Yani biz bunu sadece bağlamı mı bağlarız yoksa kelimenin kendisinin de bir anlamı var mıdır? Bu aslında bir dil felsefesidir. Bu adam bu 20. yüzyılda yapılmaya başladı Batı'da. Bizim bu metinlerimizin içinde var ve bunu çıkarıp doğru düzgün anlatabilecek, en azından bu birikimle beraber yürüyebilecek insanlar bekliyor. Ama biz bunu küçümseyip kenara atarsak bir şey kazanmış olmayız, onu söyleyeyim. Hiçbir şey, ben şöyle söyleyeyim, ortaya ciddi bir şey de koyamayız. Çünkü ben şu an mesela tartışmaya başlasak, desem ki umum nafsın fertlerine delaleti kat'i midir diye bir tartışma açsam, burada patinaj çekeriz ama biz şöyle yapacağız o zaman, Alak suresinin içinde bir ayete geleceğiz. Diyeceğiz ki, o ayetin nafsını alacağız, burada umum nafsın delaletini kat'i gibi ele alacağız. Ondan sonra Bakara suresinde bir ayetin önüne geleceğiz. Umum lafzın delaletini zanni gibi alıp konuşmaya başlayacağız. Ondan sonra başka bir surenin içine gireceğiz. Orada umum lafzı hususmuş gibi ele alacağız. Ya yani bu tamamen tutarsız. İstediğim yani keyfek eder. Bir seçimden başka bir şey vermez bize. O yüzden usulü din deniyor buna. Yani kelamla beraber çünkü bağlantılı. Ben sizin usul ile ilgili anlattığınız her şeye yürekten katılıyorum. Usul ile ilgili anlattığınız her şey doğru. Küçücük bir problem var. Benim hakim gelenek olarak isimlendirdiğim geleneğin bu usulü uygulamadığını, özellikle Kur'an'ı anlamada son derece tutarsız, son derece çelişkili anlamlar verdiğini zannediyorum. Zannediyorum. Bunu zannettiğim için de elimden geldiğince basit bir şekilde, bu önemli. İnsanlara bakın arkadaşlar, bu böyle olamaz çünkü iki nokta üst üste diye göstermeye çalışıyorum. Örnekler üzerinden ve diyorum ki Kur'an normal şartlarda bir insanın duyduğu zaman anlayabileceği basitlikte bir metin olarak tasarlanmıştır. Yani ben Altay'ın konuşmasını Burada anlıyorsam hemfikiriz. tabii Hocam burada şöyle söyleyeyim. hemfikiriz. Ha, ya, şimdi Tabii. ben şey diye video çektim. Meal okumak caiz mi? Caizdir ve okunması gerekir diye video çektim. Çünkü bir Müslüman, avam bir Müslümanın dinini diri tutması, işte İslam'ın bazalinde işte ahlaki şeylerini alması, temel inanç şeylerini anlaması için meal çok önemlidir. Ama bizim konuşacağımız mevzular
derinliği olan işte İşte fıkhi detayları olan biliyorum, mevzu varsa biliyorum. burada de İşte yani şimdi biliyorum. ben İşte bazen bizim özür dilerim sadece. anlaşamadığımız konu o zaten. Yani sizi çok iyi anlıyorum ve diyorum ki zaten onu kabul etmiyorum diyorum. Şimdi şöyle hocam bizde şöyle bir mevzu var. Anlıyorum ve Şimdi kabul bazen etmiyorum. bu at hocam bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şimdi şöyle söyleyeyim ben şu an bulunduğum noktayı. Bu adamların tartıştıkları mevzuların detayını anlayınca ben hayran oluyorum. Hemfikir olmamakla beraber hayran oluyorum. Yani mesela Gazali'nin ben tartıştığı mevzulara bakıyorum. Çoğu mevzuda hemfikir olmuyorum Gazali'yle. Çok geçmiş olsun. Çok ve adama hayran oluyorum yani. Böyle bir birikimle karşı karşıyayız ve şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben mesela ateist, deist sorularla ilgili işte videolar çekiyorum ve mevzuyu detaylandırıyorum doğal olarak. Çünkü konu detaylı. Ve adam diyor ki ya din niye bu kadar zor? Ya bu kadar zor olmak zorunda mı filan. Problem şu, A1 seviye bir birikimle C1 seviye soru çözmeye çalışıyoruz. Şimdi soru C1 seviye ise bilginin C1 seviye olması lazım, C2 seviye olması lazım değil mi? Biz bu mevzuları çözmeden bunları konuşamayız. Yani sizin aslında ayetlerden çıkardığınız delalet dediğimiz şey var ya. Yani siz az önce bir ayeti delil kullandınız. Biz bunu konuşmadan önce delil nedir bunu konuşmamız lazım. Anladınız mı? Yani ayetin delili nedir? Mefhum muhalif delil midir? Ve benzeri ve benzeri. Mesela sizin geçen o tartışmada mesela Meyte ayetiyle ilgili. Hani o bağlamda tartışılacak bir şey değildi ama o ayetin içinde takkit var. Bizim takkit dediğimiz hususu konuşmamız lazım. Takkit dediğimiz husus ayetin umumunu zanni kılar mı? Ondan sonra mefhum muhalif delil midir? Siz orada mesela delil kabul ediyorsunuz aslında. Yani onu kabul ederken mefhum muhalif delildir diyorsunuz. Ama bunun Yok. muhalifi delillere cevap vermez. Yok, ayrı Şimdi konu delil da. yani canım siz bunu ben böyle kabul ediyorum demiyorsunuz. Ama lazım mı? Çünkü o ayetten bundan başka bir şey harap olamaz diye çıkardığınız zaman mefhum muhalifi delil kabul etmiş olursunuz. Ama mefhum muhalifi delil olacağı her yeri kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Anladınız mı? Yani bu mevzu böyle çok ince ince işlenecek bir iş. Ve bu eski birikime sırt çevirerek yapılacak bir iş değil. Ben sizi Yani ben Platon anlıyorum. çalışırken de eski birikime Yok sırt yok çevirerek yok, anlayamam. şey var, ben sizi anlıyorum. Hani tartışmalarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bazen taraflar birbirlerini anlamıyorlar. Yani ne demek? Ben sizin evet usul çok önemlidir, gereklidir, lazımdır derken ne kastettiğinizi anladığımı düşünüyorum. Hani bazı insanlar var, ya ne anlatıyor bu adam saçma. Değil, öyle demiyorum. En azından ne anlatmaya çalıştığınızı anladığımı zannediyorum, düşünüyorum ve kabul etmiyorum diyorum. Çünkü başka bir açıdan bakıyorum. Ve bunu da şey olarak bakıyorum. Yani işte bilgi düzeyin neydi, ne değildi ayrı konunun tartışmadan yıllarca ya bu işler böyle olmalı diyen bir gelenekten gelerek ya bir saniye bu işler böyle olmamalıymış demeye başlayan biri olarak söylüyorum. Ve bu nedenle de yapmaya çalıştığım nokta işi daha basitleştirerek göstermek. Bir Yok şeyler hocam ya o gördüğümü ancak zannediyorum, bir şeyler yok gördüğümü yok şöyle düşünüyorum. ben sizin bağlamınıza söylemiyorum bunu da bu şöyle yapılır dersiniz ki mesela bunu yapan olmuştur yani başarmıştır veya başaramamıştır bağlamında ayrı konuşulabilir. Mesela Şah Veliullah Dihlevi deniyor bunu yani yeni bir usul koymaya çalışıyor. Tabii her şeyle yepyeni değil ama deniyor yani veya Tahir bin Aşur'un böyle çabaları var. Başarıyor başaramıyor ama bu bir katkı oluyor. Sonunda nihayetinde o da bir yerde dönüp bizim havzamıza düşüyor. Çünkü bu insanlar hemfikir değiller. Ben onu anlatmam. Yani en başından beri gelenek dediğiniz şeyde hemfikir olduklarını düşünüyoruz dediniz ya. Hemfikir değiller. Aslında bizde mesela çok şey zannedilir. Mutezile mesela işte başkaydı ve Ehl-i Sünnet onu boğdu zannedilir. Yok. Mutezile'nin çoğu kaidesi Ehl-i Sünnet'in içinde eriyor. Biliyorum. Yani bu havzanın içine düşüyor bunlar. Bir de ben şey derken bir yanlış anlaşılma olmasın. Zaten benim getirdiğim delillerden biri şu. Mesela özellikle bazı ateist arkadaşlar, ya arkadaş bu ayet mesela 4. surenin 24. ayeti, yine konuyu oraya getirdim kusura bakma. İşte hep mesela bir tarihselci hoca var. Sağ olsun. Ateist arkadaşları çok güzel etkiliyor bu tarihselci arkadaş. Mesela bir ateist de bu ayette konuşmaya başladığın zaman bana ilk dediği şey ya orada cariye geçmiyor diyorum. Ha cariye değil mariye diyor. Ha tamam bu adamı dinlemiş diyorum. Gülüyor. Bak 1400 yıldır kimse böyle anlamamış mı? Adama gel arkadaş diyorum. Mukatıl-ı Süleyman tefsirini aç okudun mu? Yani ne okuyayım? Mukatıl-ı Süleyman buraya cariye dememiş diyorum. Ya o zaten gel Taberiye diyorum. Tamam. Tabii bu ayetle ilgili 8 farklı görüş söylemiş diyorum. Cariye bunlardan sadece biri diyorum. 7 tane görüşü daha var diyorum. O zaman duruyor, bir saniye diyor. Madem 8 farklı görüş var, neden
Ben Diyanet'in tefsirini açtığım zaman, Diyanet'in çevirisini açtığım zaman, Mevdudi ve bir tarihten sonra açtığım zaman neden 8 tane görüşten sadece birinde ittifak edilmiş? Yani benim getirmiş olduğum delillerden biri tarihi delil. Tarih boyunca Şimdi bu hocam ayrımı... şöyle siz sadece bu iki ayetten mi bunun olmadığını, daha önce hiç uygulanmadığını bir şey yapıyorsunuz? Şimdi bakın Bir benim... sürü ayette geçiyor bu. Bakın şimdi. Şimdi şurada bir anlaşalım. Şurada bir anlaşalım. Bir, Kur'an'da köle sözcüğü için genel olarak abd kelimesi kullanılıyor. Kadın köle içinde emetun sözcüğü kullanılıyor. Benim gördüğüm. Ama bununla beraber çevirilere ve tefsirler vasıtasıyla çevirilere feta sözcüğüne de bazı yerlerde cariye demişler. Ma meleket eymana da cariye demişler. Fakkur rakabedeki rakabeye de işte köle demişler. Birden çok kavrama köle ve cariye demişler ve bunları bence çorba etmişler. Halbuki ma meleket eyman kavramının cariye ile alakası yok diyorum. Kur'an cariye demek istediği zaman emetun sözcüğü kullanıyor diyorum. Yani Kur'an Hocam niye cariyeden yani bahsediyor mu? başka bir Bahsediyor. kelimeyi kullanmayacağını bize garanti eden ne? Etmiyor. Benim tezim o değil. Ben oradan yola çıkmıyorum. Diyorum ki ma meleket eyman kavramının Kur'an'da geçtiği her yere ama her yere istisnasız her yere tek bir anlam verdiğim zaman makul bir şekilde oturuyor. Ama bu tezimi göstermek için önce ben mesela şu anda 2 saate yakın bir video hazırlıyorum inşallah. Yani bu ancak Hangi böyle anlamı anlatılabilir. veriyorsunuz? Şimdi onu verdiğimi Ma meleket şu eymen. ya şimdi onu söylemeyeyim. Niye söyleyeyim? Çünkü onu temellendirmem lazım. Onu inşallah bir sonraki videomda söyleyeceğim. Yani temellendirip çünkü şunu göstermek gerekiyor. Ya arkadaş o kadar radikal bir iddiam var ki benim. Gelenek bütün anlamları bozmuş dediğim zaman sağlam deliller getirmen lazım. Bak buradaki ayet buna uymuyor, bu buna uymuyor. Mesela diyorum ki Nur Peki niye suresi. buna ses çıkarılmadı hocam? Benim anlamadığım şey, ben gene oraya döneyim o zaman. Yani bu benim çok sevdiğim usulü bir delil hocam. Bir sürü iddia öne Evet. sürülüyor. Yani yanlış anlamayın. Mesela adam diyor ki Kur'an işte falan zamanda tahrif edildi diyor. Ben de diyorum ki niye insanlar ses çıkarmadı? Şimdi mesela sizin söylediğiniz bu tahrif ne zaman oldu? Bu Kaç yılında? şöyle Taberi'den sonra Taberi zamanında henüz ihtilaf edilmemiş. Taberi'den sonra Taberi'den ittifak sonra. etmişler tabii ki. Peki güzel, bir saniye. Taberi'nin yaşadığı, şöyle hemen yıla bir bakalım. 920 yılında 920'li yıllarda 920 vefat ediyor. yılında ölmüş. Evet. Peki 920 yılı haritası diyelim. Dünya haritası var 920 yılına dair. Peki 920 yılında Endülüs, mesela Endülüs Müslümanları, bu tahrif nerede başlamış? Mesela Endülüs'teki başladıysa Horasan'dakiler niye susmuş? Horasan'da başladıysa Endülüs'tekiler neden susmuş? İşlerine gelmiş. Nasıl işlerine gelmiş? Haberdar mı olmuşlar Böyle işlerine birbirlerinden, gelmiş. tahriften? Bu ayetin anlamıyla ilgili zaten bir sürü ihtilaf var. Bu ayet hangi anlama gelirle ilgili? Bunu şeyde görüyoruz. Tefsirlerde bunun izini sürüyoruz. Dediğim Şimdi gibi. hocam şöyle, bu tahrif nereden başlamış? Yani şimdi bu sosyal bilim ya, yani konuştuğumuz şey en Tamam. azından sosyal bir nedensellik iddiası. Tabii ki. Bunun gösterilmesi lazım. Diyeceğiz ki biz Endülüs'te başladı. Endülüs'ten şuraya geldi ve buradaki Müslümanlar bunu itiraz etmediler. Farklı ekol, farklı devlet olmasına rağmen. Mesela Endülüs'te Emeviler, burada Abbasiler ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Niye Abbasiler Emevilerin tahrifine karşı sustular? Hakeza Horasan'da bambaşka bir ilim geleneği vardı. Neden sustular? Mesela siz bugün tek başınıza mesela bir şey iddia ediyorsunuz ve bütün Müslümanlar size karşı çıkıyor. Hı. Değil mi? Herhangi bir Müslüman böyle bir şey yaptığında herkes orada Tabii. karşı çıkıyor. Tabii. O zaman niye çıkmadılar? Devlet İnsan davranışları gücü mı değişti? şöyle bir bu Hangi devletin işlerde gücüyle? işlerine geldi. Ben böyle bir açıklama yapıyorum. Nereden Çünkü biliyoruz hocam bunu? şundan dolayı Şimdi getirmiş böyle bir olduğu tahrif, hükümler özür bakın diliyorum. böyle bir başka şekilde sorayım ben. Tarihte Yok, bir bunun gibi saniye, bir saniye. tamam. Tarihte bunun gibi Şu... tarifatlar daha önce yaşandı mı? Yaşandı, devlet eliyle yapıldı. Roma'da yapıldı mesela. Roma yaptı bunu Peki mesela İncil'e. Yahudiler veya Hristiyanlar kendi kitaplarına bunu yaptı mı? Nasıl yani? Yahudiler veya Hristiyanlar Hristiyanlar kendi kitaplarına yapmadı. bunu yaptı mı? Roma yaptı. Bir gelenek diğerini bastırdı, susturdu ve biz bununla ilgili kayıtlara sahibiz. İtirazları biliyoruz. Tamam. O halde o itirazları da araştırmak lazım. O araştırmayı yapmadım, öyle söyleyeyim. Şimdi o itirazları biliyoruz. Şimdi mevzu şu.
Hayır, Siz şöyle bir diyorsunuz ki saniye, bir tahrif itirazları biliyor, yapıldı. bir saniye itirazları biliyoruz derken kastettiğim nokta şu. Şimdi sizce eski ahit tahrif edildi mi? Eski ahit tahrif edildi, evet. Eski Peki ahidin bu tarihini çok net bilmiyorum. Yeni ahidinkini daha iyi biliyorum. Peki yeni ahit tahrif edildi mi sizce? Evet. Peki yeni ahit tahrif Daha edilirken doğrusu yeni ahit şu an elimizdeki İncil'i kastediyorsanız o zaten bütün halinde tahrif edilmiş bambaşka bir metin yani oluşturulmuş 80 yılından sonra ve tercih edilmiş sonra dikte edilmiş çok fazla metinden bazıları. demek Yani ki 50 metin var insanlar diyelim demek ki 22 tanesini şu an. demek ki insanlar bu tür şeyleri yapabiliyorlar. Ama şöyle hocam şimdi yapabiliyorlar fakat orada şu Fakat var elimizde. Mesela İranaos'un yasaklı İncil'ler listesi var. Biz bu tahrifin var, bizde de yasaklananlarını var. nereden biliyoruz? Bizde de var. Ne var? Mesela işte bilmem kimin Mustafa şöyleydi, bu böyleydi, bu böyleydi diye bir takım şeyler var. Canım Yani şimdi hayır, bunu siz şey için şunu mu iddia söylüyorum. ediyorsunuz? Ben bu örnek için konuşuyorum şu an. Bizdeki o söyledikleriniz de onunla alakalı değil. Ben Anladım, bunu Kur'an anladım. ilimlerinde uzun Tamam. uzun anlattım. Bambaşka bir şeydir. Fakat siz diyorsunuz ki bir 900 yılında bir tahrif yapıldı. Bu hangi coğrafyada, hangi devlette yapıldı? Diğer devlette, diğer coğrafyadaki. Şimdi bu bireyler susmaz bu konuda. Yani Endülüs'te birisi Kur'an'ı tahrif etti. Horasan'daki ilim E geleneği niye ama buna ters ama sustu? bakın, ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki Tepki göstermiş. Hı. zaten bunun izlerini ben Kur'an'dan, Kur'an tefsirlerinden, mesela Taberi'nin tefsirinden görüyorum. Birbirine muhalif Şimdi ben pek Taberi çok. şimdi Taberi'nin usulü, tefsir usulü hani burada Evet. izleyenler bilmiyordur diye şey var. Taberi pek çok görüşünü nakleder. Bazen bir tanesini tercih eder, bazen tercih etmez. Etmez. Bunların naklettiği tercih ettiği de olur. Yok, bazen eder, bazen etmez. Biliyorum. Aynen, bazen eder, bazen etmez. Bazen etmez. Şeyi ve burada aslında Taberi'nin naklettiği bütün görüşler de birbirine muhalif değildir. Onu da bilmek lazım. Tabii, tabii. Bazen birbirini şerh eden görüşlerin yani 8 madde sayar ama bu Tabii. 4 tanesi 5 tanesi aynı manaya gelir. Veya birbirine yakındır. Ben Yakın daha manada, evet. basit yaklaşalım mı? Ben şunu söylüyorum, diyorum ki elinde açık bir yazılı metin var. Bu açık yazılı metni kendi bağlamında ve dışarıdan bir sözcük katmadan ve bütün kelimelere, sözcüklere aynı bağlamda aynı anlam vererek. Ama bakın, aynı bağlamda aynı anlamı vermekten kastettiğim nokta şu. Ehli sözcüğü ise kitap ehlinin, belli ki kitap insan değil. Kitabı aile anlamı, yani kitabın ailesi, çoluğu çocuğu, o anlamı vermek gibi saçma bir şeyden bahsetmiyorum ama bütün sözcüklere aynı anlam vererek bir okuma yaptığım zaman başka bir şey çıkıyor. Şimdi Ama Gürkan Bey evet. şöyle bir şey var. Sizin söylediğiniz şu manaya geliyor. Siz diyorsunuz ki yani bu iddiayı tartışmaksızın söylüyorum. Tamam. Diyorsunuz ki şu kelime herkes böyle anladı. Yani yanlış anladı veya tahrif etti diyorsunuz. Şimdi tahrif iddiası, tahrif kelimesini kullandığınız zaman burada bir insan fiiline atıf yapıyorsunuz. Bu metin üzerinden çıkarabileceğiniz bir şey değil. Yani ben desem ki şurada işte Altay Cemre için bir metni var ve bu tahrif edildi. Evet. Tahrif edildi dediğiniz zaman tarihi bir iddia ortaya atıyorsunuz. Şahısların fiillerine atıf Anlamı yapıyorsunuz. tahrif Ben edildi. diyorum ki bu şahısların ya şimdi kim tahrif etti bunu? Kim konsensüsü oluşturdu bu konuda? Yani bu metin üzerinden çıkarabileceğiniz bir şey değil. Siz şimdi elimde bir metin var diyorum ki bu Metin 300 yıl sonra üzerinden, tahrif işte edildi. metin üzerinden şöyle bence çıkartılabilir. Hayır, şöyle Metin, yani bu şimdi metin bakın. 300 yıl sonra tahrif edildi desem ben bunu bu metinden Hayır. ispatlayabilir miyim? Metnin Ve dışında bir şeyler getirmem lazım. Kur'an'la ilgili şöyle bir imani görüşüm var benim. Yanlışım varsa düzeltin. Bu sadece müminlere bağlar. Kur'an'da çelişki olmayacağını düşünüyorum. Diyorum ki Kur'an'da Tamam ben de çelişki olmayacağını olmaz. düşünüyorum. Ben Tamam. sizin çelişki tanımınıza katılmıyorum. Tamam, Öyle aynı bir şey konu. var. Ay, ne çelişkidir ne değildir, o ayrıca tartışılabilir. Tamam, Kur'an'da çelişki olmayacağını düşünüyorum. Ve hakim geleneğin yüklediği anlamlarla okuyunca Kur'an'da inanılmaz çelişkiler çıkıyor. Fakat hakim gelenek bu çelişkileri ya görmezden geliyor, ya üstünü örtüyor, ya da anlamları değiştiriyor. Tıpkı biraz önce söylediğim Hocam. şeyde olduğu gibi. Mesela ya işte örnek, yani örnek vermem lazım. Yani Evet, örneğe tak, cevabım yani gene. evet. Mesela 4. surenin 127. ayeti. Bakın, anlatmaya çalıştığım şeylerden biri. 4. surenin 127. ayeti. Çünkü 4. surenin tamamı, konu da bununla ilgili. Senden kadınlar Ya hakkında hocam fetva. ben Evet. gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Buyurun. Şimdi Gene cariye konusu mu bu? yani aslında konu cariye konusu değil. Konuyu cariye konusuna bağladıkları için burada sıkıntı çıkıyor. Bir şey dikkatimi çekti benim. Burada Alyosun'un tefsirinde de baktım bu arada. Nasılmış diye. Yetemeen Nisa diye bir ibare var. Yani ben bunu normalde hani başlangıç düzeyinde Arapça bilen biri der ki ya bu isim tamlamasıdır. Kitabullah gibi, Beytullah gibi. Nisa'ların yetimleri yazsa gerek burada. Yani bunu ilk okuyan kişi
Nisaların yetimleri diye okur aslında bence ilk okuyan kişi. Çevirilere baktım. Nisaların yetimleri yani kadınların yetimleri olarak çeviren görebildiğim kadarıyla 3 tane çevirmen var. Onun haricinde hiçbiri böyle çevirmemiş. Çünkü tefsirlerde ezici çoğunluk, ezici çoğunluk bunu yetim kadınlar gibi algılamış. Yetim kadınlar gibi algılamış. Yetimlerin kadınları gibi algılamamış. Yetimlerin Halbuki kadını ne demek ya? özür dilerim. Ben Türkçesini anlamadım. Ha. Yeteme en nisaların yetimleri. Özür dilerim. Yani Beytullah, yani isim tamlaması olarak görüyorum ben bunu. Beytullah Allah'ın beyti. Kitabullah Allah'ın kitabı. Yeteme en nisanın kadınların yetimleri. Ben bunu isim tamlaması olarak okuyorum. Ancak önemli değil gibi gözüküyor şu anda. Hiçbir çeviri, üç çeviri hariç hiçbiri bunu nisaların yetimleri, kadınların yetimleri diye çevirmiyor. Başka bir şekilde çeviriyor. Yetim kadınlar diye çeviriyor. İşte Alusi'ye bakıyorum. Alusi'de bir takım açıklamalar var. Bu açıklamaya girmiyorum ben şu anda. Ancak ben diyorum ki ya bakın arkadaşlar isim tamlaması denilen bir mantık var. Kur'an kadınların yetimleri demek isteseydi ne derdi? Ve daha da önemlisi bu ayete bu anlamı verdiğiniz zaman bu ayet aslında 4. surenin 25. ayetiyle de anlamı bozuldu. Çünkü ayet başka bir şey yapıyor. Ayet aslında insanlara fırça atıyor. Diyor ki siz kadınlar hakkında fetva istiyorsunuz. Allah-u Teala kitabında size kadınlar hakkında fetva yazmıştı. Ya nerede yazdı kadınlar hakkında fetvayı? İşte 4.24'te yazmıştı ya Kitabullah Aleyküm. Yani ama siz siz nisaların, kadınların yetimlerine rağbet ediyorsunuz. Onlarla evlenmek istiyorsunuz diye aslında Müslümanlara fırça atıyor. O günün Müslümanlarına. Mesela bunun gibi yani işte burada yapmış olduğum şey şu. Kendime bu soruyu soruyorum. Kur'an'da bir ibare neden böyle değil de böyle kullanılmış? Mesela bilirsiniz mehir sözcüğü var. Kur'an'da mehir sözcüğü geçmiyor. Bazen ücret sözcüğü geçiyor. Bazen sadaka sözcüğü geçiyor. Diyorum ki neden 4. surenin 24. 25. ayetinde mehir denilirken ücret sözcüğü kullanılmış da Nisa suresinin baş tarafında mehir denirken neden sadaka sözcüğü kullanılmış? Neden ben evlendiğim kadına sadaka veriyorum? Yani bu ilginç değil mi? Çünkü orada da şu anlamı görüyorum ya arkadaş. Çünkü o ayette kadına sadaka veriyorsun. Çünkü sen evlenmiyorsun o kadınla. Yetimle kadını evlendiriyorsun. Diyorum ki yetimleri korumakla ilgili olan ayet. Yetimlerin hangi koşullarda nasıl evlendirileceğini anlatan ayetler alınmış. Bu ayetlerin içine cariyelik yedirilmiş. Benim yorumum, tespitim, gözlemim bu. Ben videonuzu izlerim Gürkan Bey inşallah. Tamam. Yani şu an gerçekten o kadar Evet. geçişi algılayamıyorum. Yani Normal. Arapçasıyla vesaire. Tabii. Videonuza bakarım inşallah. Bu Onun arada dışında biz konuşacağımız bir şey var mı usulle bu alakalı? evet bu arada biz zaten yaklaşık bir saat konuşalım demiş idik. Bilmiyorum. Verimli inşallah biz verimli konuşma yapmayı da beceririz bir ara. İnşallah. Usullerimiz farklı. Ben açıkçası çok usulden gitmeyi ilki olarak sevmiyorum maalesef. Siz de farklı düşünüyoruz. Ama en azından sizi Hocam. anlıyorum ve kabul etmiyorum. Yani şöyle usul olmadığı zaman hocam istediğimiz söyletiriz Kur'an'ı. İmam Şatibi öyle diyor. İmam Şatibi güzel şey yapmayayım belki hoş olmaz ama gerçekten usul olmadığı zaman istediğimizi söyletiriz. Orada emri farz anlamını alırız. Burada güzel olur, hoş olur anlamını alırız. Orada geniş manalı ayetleri deriz ki her bir ferdine bu böyledir. Öbür tarafta mefhum muhalifi kabul ederiz. Burada kabul etmeyiz. Çünkü usul olmadığı zaman böyle şey gibi yani istediğini seç gibi bir şey olur. Kur'an açık büfe olur yani usul olmadığı zaman. Bizi bağlayan bir şey olmaz. Ve şöyle olur. Biz Kur'an'ı kendimiz konuşturmuş oluruz. Allah'ın ne demek istediğini anlamaya çalışıyorsak bu kitabın tutarlı olması gerekiyor. Tutarlı anlaşılması için de usulümüzün olması gerekiyor. Tutarlılık konusunda size katılıyorum. Sadece tutarlılık için izlediğimiz yöntemler farklı. Ve onunla da anlaşırız inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. O zaman ben arkadaşlara iyi akşamlar diyeyim. Yayını kapatalım. Hayırlı akşamlar İyi olsun. akşamlar.